İyi akşamlar değerli izleyenler, iyi haftalar diliyorum. TRT Haber ekranlarına, birinci sayfaya hoş geldiniz. Çok hızlı bir başlangıç yapacağız çünkü baş döndürücü bir gelişme trafiği var. Siz de biliyorsunuz, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahian bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazanın nedeni neydi? Soru işaretleri yanıtlanabilecek mi? Bu kaza İran'ı ve İran'ın içinde bulunduğu tüm denklemi nasıl etkileyecek, değiştirecek mi bu denklemleri? İran'ı bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor? Tüm bunları konuşacağız. Kıymetli konuklarımı tanıtarak birinci sayfaya başlamak istiyorum hızlıca. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav. Hoş geldiniz Sayın Hocam birinci sayfaya. Teşekkürler. Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Doktor Hakkı Uygur. Sayın Uygur siz de hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Coşkun Başbuğ bizimle birlikte. Sayın Başbuğ hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Fatih. Teşekkürler. Ve gazeteci Ercan Gürses her zaman olduğu gibi bizimle beraber. Sayın Gürses siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hızlıca başlıyoruz. Şimdi elbette 3 saatlik programımızda başta İran, işte bu helikopter kazası olmak üzere önce büyük fotoğrafa bakacağız. Sonra piksel piksel yaklaştıra yaklaştıra o fotoğrafı irdeleyeceğiz derinlemesine. Ama ilk olarak çerçeveyi bir çizmek istiyorum. Kalkış anı foto. İran devlet başkanını taşıyan helikopterin son görüntüleri. Hatta Coşkun Başbuğ'u da ben davet edeceğim. Hızlıca bakalım. Ya bu helikopter çok konuşuldu. 3 helikopter var denildi ilk önce. Değil mi? 3 helikopter. Şimdi burada net olarak görebildiğimiz bir helikopter var. Şurada bir helikopter var. 3. helikopter nerede? Nerede olabilir sorusu var. Ama bu fotoğraf bize ne anlatıyor? Hızlıca madde madde gidelim. Sevgili Fatih, 3 helikopter teyit edilmiş bilgi. Tabii. Yani bunda sıkıntı yok. Ama burada kadraja girmemiş olabilir. Burada şimdi dediğin gibi bir tane havalanan, bir diğeri de muhtemelen motor çalıştırıp havalanmak üzere olan ikinci helikopter. Bunlar gelirken de böyle kol düzeni, konvoy halinde geliyorlar. Dönüşte de gene aynı şekilde dönüş intikalini gerçekleştirmeye çalışıyorlar bir hariç. Çünkü burada hani 3 helikopterin varlığını teyit ettik. Bunlardan ikisinin sağ salimen indiği de teyit edildi. Hı hı. Sadece arada bir tek helikopter kaza kırıma uğradı. O da ne hikmetse reisinin olduğu helikopter ve enteresan tarafı aynı hava koşulları, aynı güzergah ve diğer iki helikopter orayı aşmayı başarıyor. O nedenle hani şüphe götüren, bilinmeyen ben çok şey olduğu kanaatindeyim. Ve geriye dönük sorguya yaptığında da zaten örtüşmeyen birçok hususun olduğunu görüyorsun. Örnek buradaki ilk kalkış anı ise bu fotoğraflar, ha bak şurada. Evet, orada da var bir helikopter. Sanki ikinci bir helikopter, ben şu çaprazda var gibi görüyorum ben. Ama bu karede bir üçüncü helikopter yok. Evet. Bu kesin yani. Şimdi diğer elimizdeki bütün görsel verileri kullanalım. Onlara da bakalım. Sayın Başbuğ yorumlasın. Şimdi burada bu da örneğin enkazın bulunduğu alan. Ancak ben olay son dakika haberi olarak medyaya düştüğünde basına ilk andan itibaren sürekli gerek yayınlarda gerek alanda takipatla şu ana kadar meseleyi getirdim. Şimdi buradaki görüntü çok temiz bir görüntü. Hı. Ama olayın ilk daha haberin paylaşıldığı anlarda bölgeden gelen görüntülerde inanılmaz bir sis vardı sevgili evet. Fatih. Evet. Hani bırak helikopterle normal bir kara aracıyla bile çıkmayacağın bir Bir coğrafya burası? Çok engebeli ve zor bir coğrafya olduğu belli. Doğru ve İran'ın en zor coğrafyası derler. Burada ilk açıklamada şu bilgi paylaşıldı. Çok dağlık ve ormanlık bir alana düştüğü tespit edildi dedi. Hı hı. Ki zaten görüntülerde bunu teyit ediyor. Dolayısıyla burada normal şartlarda bu helikopterler havalandıktan sonra o karşılaştıkları hava durumu bir sürpriz mi? Pilotun bilmediği bir husus mu? Yoksa bilerek bir risk mi üstüne aldı? Uçuş öyle mi gerçekleşti bilinmiyor. Ben çünkü o gördüğüm an bunu dedim, yani burada uçuşu göze alan pilot olamaz.
Çünkü istediğimiz profesyonelliğin ötesinde büyük bir risk diyorsunuz. Kesinlikle. Yani orada görüş mesafesi çok az. Bu tür zaten şartlarda pilot önceden hava durumunu alıyor. Uçuşun güzergahı, işte istikameti, kritik noktalar, kalkış saati, varış saati, uçuşta olan personel, kuyruk numarası gibi birçok çalışmanın sonucunda uçuş gerçekleşiyor. Şimdi eğer pilot veya pilotlar hava durumunu alıp o tabloyu bildiği halde bu riski üstüne aldılarsa bu büyük bir handikap. Başka handikap ne var? Örneğin kara kutu. Daha çok var. Yok. Şimdi mesela kara kutu zaten bunlar eski tip helikopterler. 79 model. Bunlar da onun da aslında yüzdelenmesi gereken bir şey. Elbette. 79 model bir helikopter. Sonra Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın, o diğer dini liderlik düzeyinde önemli olan kişi Cuma neydi? Cuma imamı. Cuma imamı değil mi? Önemli. Onun olması. Doğu Azerbaycan valisi. Tabii. Yine uçağın, yani helikopterin içinde olanlar. Tabii burada şu var sevgili Fatih. Madem açtın konuyu sıralayalım. Hızlıca. Örtüşmeyenleri. Bir. Neden uçuldu böylesi bir hava koşullarında? Evet. Hava raporu alındı. Şart mıydı yani? Hava raporu alındı. Alındı ve bilindiği halde mi bu uçuş gerçekleşti bilinmiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü o şartlarda helikopterin uçması mümkün değil. Yani hiçbir pilot orada uçuşa onay vermez. Çünkü helikopter simülasyonla değil, görerek uçar. Evet, görerek uçuyor. Uçak gibi değil yani. Aynen. Mutlaka görmesi gerekiyor. Görerek uçuyor. Hele ki böyle eski model helikopterler. Ve bahsetmiş olduğum süreçte helikopter pilotu isterse, ben uçmuyorum dedim, hiç kimse ona uç diyemiyor. Tabii. Yani bütün dünyada geçerli kuraldır bu. Ben Cumhurbaşkanıyım, uçacaksın la olmuyor. Peki pilot bir harakiri yaptı, bir riski aldı. Bu durumda yanındaki diğer yetkililer, yani Cumhurbaşkanı reisi ve Dışişleri Bakanı ve diğerleri neden buna müsaade ettiler, o da bilinmiyor. Çünkü görünen bir şey, sis var yani. Ben mesela, beni bindiremezsin o havada, o helikoptere. Çünkü ciddi bir kumar ve risk, üstelik hedefte olan bir kimliği konuşuyoruz. Dolayısıyla burada devletin zirvesi canım, Cumhurbaşkanı. 2 numarası İran'ın. Burada kafalarda soru işareti bırakan taraflardan biri bu. Peki. Fransız medyasına göre pilotlardan biri Mossad ajanı deniyor. Ben pek katılmamakla beraber. Evet. Şimdi burada neticede 3 helikopter havalandı. Bir kere bunların havada birbiriyle muhakkak bir telsiz irtibatı vardır. Tabii. Ve bu irtibat kurulmuş olmalı. Bunların kayıtları olmalı. Dediğin gibi kayıttan öte bunların canlı şahidi olmalı. Var mı? Var. İki tane helikopter sağ salim indi. Beklenti şu olması gereken. Bu indiği an İranlı yetkililerin havada ne olup bittiğini onlardan dinlemesi lazım, anlaması lazım. Peki. Çünkü burada düşme sebebi eğer sert inişse veya işte zorunlu inişse, çünkü birçok açıklama yapıldı. Bu durumda havada muhakkak bir telsiz trafiği yürüdü. Bir konuşma gerçekleşti diğerleriyle. Örnek motorda güç kaybı. Evet. Bunu muhakkak o pilot diğerlerine aktarmıştır. Bunlar konuşuldu. Belirtmek mu? Ve tespit edilmesi, yani edilmesi gerekiyor bu meselenin, değil mi? Motorda arıza var. Kesinlikle. Yani bu irtibat kesildiği an, düştüğü an nokta, yani ora aranmaz. Oradaki pilotlar, havadaki pilotlar koordinatını nokta verir, anında müdahale edilir. Bundan hiçbiri yok. Sayın Başbuğ, size bir de Akıncı'yı soracağım. Şimdi bütün bunlar yaşandı. Ondan sonra da bir Akıncı rolü gördük biz. Evet. Resmen bir rol, değil mi? Önemli bir rol. Çok önemli. Ve 7,5 saat. Ve hani Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı galiba. 7,5 saatli bir görev mi icra etti? Evet, 2,5 saat, yani 2 saate. 2100 kilometre 7,5 saat. 2 saate kadar. İşte rotası bu. 2 saate kadar zaten yolda, Batman'dan havalanıyor. Tabii. Anında devreye giriyor. Ve normalde 40 servis tavanı 40 bin fit olmasına rağmen 10 milinere kadar indiği söyleniyor. Bakın burada arıyor, şu an tarıyor, değil mi? Burada şu an İranlı yetkililerin verdiği koordinatlar. İranlı yetkililer açıkladı bunu, düştüğü bölgeyi. Ve bu belirtilen bölgelerde Akıncı gerekli taramayı yaptıktan sonra muhtemelen enkaza ulaştı ve anında bilgileri İran'a aktardı. Ve daha sonra ülkeye tekrar giriş yaptı. Bir de enteresandır, bu uçuş takip programlarında görülen bir hadise. Burada Van üzerine bir ay yıldız motifi işleyerek, çok konuşuldu sonra. Yani imzayı atarak ülkede, daha doğrusu üstüne geri döndü ve burada aslında İran'ın birden fazla devletten yardım istediğini bilelim. Tabii. Diğer devletlerin
refleksinin bize nazaran çok daha düşük olduğunu da vurgulayalım. Aynı zamanda bizim de buna olağanüstü bir süratle anında karşılık verdiğimizi de görelim. Şimdi burada çok ince bir ayrıntı ve çizgi var. Bunu da TRT ekranlarında biz dile getirelim. Yani biz o kadar büyük bir ülkeyiz ki, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak aman bir yerde bir kaza olsun da akıncımızı vitrine koyalım, sahneye çıkaralım, gösterelim derdimiz yok. Ama madem ki böyle bir olay oldu, değil mi? Başa böyle bir şey geldi. Burada bir desteğimiz olsun. Böyle bir imkanımızın olduğunu gizlememek ve bu imkanı paylaşmak önemli. Elbette. Arada fark var. Yani. Zaten senin gücün, kudretin bizde bazı aklı evveler hariç herkes tarafından görülüyor. Hani burada şu an çok net gördüğümüz şu, uçan bir kalorifer peteği değilmiş. Bir kutup değilmiş. Dolayısıyla dünyada bugün eşine benzeri rastlanmayan bir hava aracıymış. Bunu da zaten Sayın Selçuk Bayraktar yani ifade etti. Anadolu Ajansı'nın canlı yayınını dün gece bizlerle birlikte sosyal medya üzerinden ve diğer kanallardan dünyanın her yerinden insan takip etti. Acaba ne olacak diye. Benim bıraktığım rakam 250.000'di. Evet. Sonra kaça ulaştı o rakam bilmiyorum ama burada Sayın Selçuk Bayraktar'ın ifade ettiği husus şu. Başka bir hava aracının beceremeyeceği hava koşullarında görevimizi başarılı ifa ettik diyor. Gerçekten de kusursuz, hatasız, Allah'a şükür hiçbir kaza bela olmadan görevini yaptı ve aslanlar gibi üstüne döndü. Ve İran bunun üzerinden çalışmaları derinleştirdi ve enkaza ulaştı. Ve işte yarın eğer böyle bir tören yapılacaksa da buna şüphesiz Türkiye'nin, Akıncı'nın, Bayraktar ailesinin katkısı büyük sevgili Fatih. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Sizi yerinize alabilirim. Tören dediniz. Şimdi cenaze töreniyle ilgili bilgi paylaşacağım. Bir taraftan da yas görüntüleri var. Rica edeceğim onları da bir ekrana getirebilirsek. Ha, şuradan ben göstereyim. Şimdi evet, İran'da biliyorsunuz yas, yani Cumhurbaşkanı'nı kaybetti İran. Dışişleri Bakanı'nı kaybetti. Diğer önemli isimlerini kaybetti. Reisinin cenaze törenlerinin düzenleneceği noktaları paylaşmak istiyorum. Tebriz, Kum, Tahran, Bircant ve Meşhed buralarda cenaze törenleri düzenlenecek. İran'ın önemli noktalarında. Cenaze ve defin töreni Perşembe gecesi İmam Rıza Türbesi'nde gerçekleştirilecek sayın seyirciler. Tebriz'de sabah 9.30'dan itibaren Meydan Şohada'dan Musalla'ya uğurlama töreni düzenlenecek ve yarın saat 16'da yine Kum'daki Hazreti Masume Türbesi yakınında Jamaran'dan türbeye kadar cenaze ve anma töreni yapılacak. Bunu da altını çizelim ve yine çarşamba sabahı Tahran'da cenaze töreni düzenlenecek. Güney Horasan eyaletinde perşembe sabahı da cenaze töreni düzenlenecek ve ardından cenazeler perşembe öğleden sonra son cenaze töreninin yapılacağı Meşhet'e nakledilecek. Bunlar da işte Cumhurbaşkanı'nın ve beraberindekilerin hayatını kaybettiğinin resmen açıklanmasının ardından İran'da, meydanlarda, sokaklarda karelere, kadraja takılan görüntüler, yas görüntüleri değerli izleyenler. Bunları da sizlerle paylaşmak istedik. Hızlıca kazayla ilgili 3-4 not daha paylaşacağım. Ondan sonra diğer kıymetli konuklarıma sözü vereceğim. Helikopter 3 parçaya bölünmüş. Ön bölüm tamamen yanmış. Ve ne yazık ki pilotların yanarak hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor. Orta bölümdekiler ise muhtemelen çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti. Helikopter Bell 212. Sayın Başbuğ'un da belirttiği gibi 1979 model Amerikan yapımı askeri helikopter. Böylece anlık 24 saatlik fotoğrafı çekmiş olduk. Şimdi irdeleme zamanı geldi Sayın Hocam. Bu tur hızlı olacak. Sizin ilk yorumunuzu almak istiyorum. Yani biraz önce sizi dinlerken de o geldi aklıma. Nasıl bu kadar 45 yıllık bir helikopterde bu hava koşullarında hem Dışişleri Bakanı hem de Cumhurbaşkanı aynı bu eski araca binerek bu koşullarda seyahat yani etmişler. Bu bir kere çok büyük bir gizem içinde barındırıyor bana kalırsa. Yani bunu sormamız lazım. Sonra bizim Akıncı insansız hava aracını yolluyoruz ve ancak 15 saat sonra bulunup ölümler teyit ediliyor. Halbuki biz biliyoruz ki İran Rusya'ya insansız hava drone satmıyor muydu? Yani bu da benim aklıma geldi. O zaman niye drone üretiyorsa İran neden kendi Cumhurbaşkanını aramak için bu araçları kullanmadı. Hocam bu da benim
kafamda evet. soru açıkçası. Onların ürettikleri bizimkilerle teknolojik olarak kıyaslanmaz. Çok ama öyle bilmiyorduk. Teknoloji geriler. Evet, demek ki bizim teknolojimiz çok daha ilerideymiş. Bu çıktı ortaya. Yine İranlı gazeteci arkadaşlarımla biraz konuştuk. Dedim ki ileride Türkiye-İran dostluğunu pekiştirir mi bu hani birbirimizle dayanışma içinde hareket ettik biliyorsunuz dün akşamdan beri. Dediler ki bir kere sinyal paylaşımını gerçekleştirerek İran Türkiye'ye güvendi. Çok bir önemli bir dayanışma oldu. İran'la şimdiye kadar Türkiye'ye bu kadar güven göstermiyordu. Bu güzel bir başlangıç olacak diye bekliyoruz. Ama böyle bir dostluk havası esse bile hep şunundan dolayı endişeliyiz. Batı ve İsrail bunu bozmak için elinden geleni yapar. Aynen bu şekilde cevap verdiler. Orada da bu farkındalık var. Türkiye-İran yakınlaşmasını istemeyen Batı dünyası var diye düşünüyorlar. Tabii çok hem İran iç politikası hem de dış politikası açısından çok yansımaları olacaktır. Daha biz çok konuşacağız diye düşünüyorum. Çok kısa geçeceğiz diye isterseniz burada bitireyim. Hani sonra belki çok teşekkürler. İran-Azerbaycan yakınlaşması zaten neden, bugün hani, ağırlıklı olarak bu konuyu evet, konuşacağız. Evet, o yüzden ağırlıklı burada olarak. Bırakayım isterseniz. Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Uygur'a söz vereceğim. İran çalışmak zordur bildiğim kadarıyla. Meşakkatlidir, teferruatlıdır. Siz de İran'ı, İran çalışmalarını çok yakından takip eden bir isimsiniz. Sizin ilk refleksiniz ne oldu bu kaza haberini duyduğunuzda? Yani zaten takip ediyorduk. Sayın Reis işte orada biliyorsunuz ortak bir baraj açılışı için Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte bir törene gitmişti. Oradan ayrıldığı zaman oldu. Biraz tabii şaşırdık. Çünkü hava görüntüleri sisli, fırtınalı. Ama orada Hudafer'indeki görüntülerde hava son derece açıktı. Ama sonra anlaşıldı ki aniden hava değişmiş. Bir anda fırtınalı hava oluşmuş. Hani önce çok ciddiye alınmadı ama daha sonra saatler geçtikçe olayın ciddiyetini İçişleri Bakanı'nın açıklamasıyla fark ettik. Eski bir general aynı zamanda ulaşamıyoruz dedi. Ve buradan şunu da anladık, ulaşmaları da kolay değil. Zira hani ulaşacak gibi olsalardı bu açıklamayı yapmazdı. Orada bir panik oldu. Birkaç saat sonra devrim lideri Hamene'ye açıklama yaptı. Kimse merak etmesin, ülkenin işleri aksamaz dedi. Orada dedik ki demek ki Cumhurbaşkanı'nın hayati tehlikesi var. Ülkenin artık istikrarından bahsediliyor, şahsından değil. Bir de dua istediler değil mi? Evet, evet. Dua istediler. Evet. Burada yavaş yavaş anlaşıldı. Nitekim 15 saat gibi uzun bir süre. Bir ara çok affedersiniz gece yarısına doğru, çünkü hep takip ettik değil mi dakika dakika. Yani onun İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin acil iniş yaptığını ve kendisinin karayoluyla geçtiği bilgileri de paylaşıldı. Paylaşıldı evet. Öyle bir durum da oldu. Oldu. Orada asıl sorun Tebriz'e ulaşan doğrudan bir otoyol yoktu. Onun için muhtemelen helikopteri tercih ettiler. Çok uzatmaları gerekecekti. Zencanav kadar vesaire gelip oradan Tebriz'e geçmeleri gerekecek. Kestirmeden, dağlık bölgeden gitmek istedi muhtemelen. Az önce Coşkun Bey'in de söylediği gibi 3 helikopter olmasına rağmen diğer ikisi görüyorlar. Üzerinde hatta tur atıyorlar ama tam noktayı bulamıyorlar ve merkeze bildiriyorlar. Hava çok kötü, düştü, biz geliyoruz diye. Tabii önce düştüğü söylenmedi, sert iniş olarak açıklandı. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra söylediler. Malum Cumhurbaşkanı çok önemli bir şahıs. Ülke anayasasına göre devletin ikinci ismi. Tabii. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan gibi önemli bir isim var. İşte az önce siz de bahsettiğiniz Tebriz Cuma İmamı var. Tebriz Valisi var. Koruma müdürleri var. Devrim muhafızları, komutanları var. Toplamda 12 kişi kadar zannedersem helikopterde 3 pilot olmak üzere isim var. Bunların hepsi tabii sonra anlaşıldı ki hayatını kaybetmiş, büyük bir olay. Tabii çok Türk basınında da belirtildi. İran'daki hava araçları genelde eskidir. İran içinde özellikle seyahat yapanlar bilirler. Uluslararası uçuşlarda yine nispeten ikinci el daha iyi uçaklar kullanırlar. Ama ülke içindeki uçaklar ya pırpırlıdır ya da eski model Rus uçaklarıdır. Ve sık sık da bu tür olaylar olur.
Çok affedersiniz, tam yeri geldiği için yeni açıklamalar da var. Onları da okumak istiyorum, yayınımız zenginleşsin. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Kirby şöyle demiş, kendi ifadelerini aktarıyorum. Reisi elleri çok kana bulanmış bir adam. İran Cumhurbaşkanı'nın ölümüne neden olan helikopter kazasından Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının sorumlu olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsız demiş. Bunu söylemiş. Matthew Miller de, dışişleri sözcüsü de, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım talep ettiğini ancak lojistik sebeplerle bunu sağlayamadıklarını açıkladı. Bunları da buraya iliştirmek istedim açıkçası. Birinci açıklama eski dışişleri bakın Cevat Zarif'in açıklamasıyla ilgili. Çünkü bu kazaya sebep olanın yaptırımlar olduğunu, bu sebepten dolayı yeni işte helikopter uçak alamadığı için teçhizat yedek parça alamadığı için olduğunu söyledi. Tabii Zarif'in bu açıklaması aynı zamanda işte 50 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı için de kendisinin adaylık işareti olarak da okumak mümkün. Çünkü Zarif uzunca bir süredir eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gibi Amerika ile oturalım anlaşalım bu yaptırımlar kalksın pozisyonunu savunuyor. Ve sürekli içeriye yönelik böyle telkinleri var. Burada da bakın işte insanlarımız ölüyor, Cumhurbaşkanımız öldü. Bunun sebebi yaptırımlar. Amerika'yı suçluyor ama aslında Zarif'in siyasi pozisyonu bilenler bu eleştirinin temelde içeride başta devrim muhafızları komutanları olmak üzere onlara yönelik olduğunu biliyor. Tabii muhtemelen Zarif'in adaylığı onaylanmaz. Ruhani de onaylanmaz önümüzdeki işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Yine İbrahim Reis'e yakın bir çizgide, devrim muhafızlarına yakın, muhafazakar bir isim. Belki mevcut meclis başkanı olabilir, Kalibaf olabilir. Hı hı. Belki başka isimler söyleniyor aday olarak onlar olabilir. Ama yaklaşık son 6-7 yıldır İran'da bir siyasi mühendislik var. Aynı çizgi muhtemelen iktidarda kalmaya devam edecektir. Yakın zamanda bir değişiklik beklenmiyor. Hocam bir soru sorayım o zaman. Buyurun hocam. Yok estağfurullah. Ben daha çok radikallerin, yani daha da radikallerin iş başına geleceğini düşünüyorum. Yani sizin dediğinize katılıyorum. İşte ılımlıların açıldı. Birazdan konuşuruz bunu. Yani ılımlıların daha bundan sonra ne olacak? Şansını yitirdiğini daha muhafazakarlaşacak ve daha radikaller iş başına gelecek diye tahmin ediyorum. Ahmedinejad'ın geçen seçimlerde izole edildiği bir süreç yaşandı. Tekrar var mı şansı? Muhtemelen Ahmedinejad da çok istiyor geri dönmek. Aslında yasal olarak bir engel yok. Yok ama üç dönem üstü olamıyorlar. Ara verdikten sonra olabiliyorlar. Hasan Ruhani de teknik olarak şu anda mümkün. Ama Anayasa Konseyi var. Orada bir ön eleme yapıyor. İşte o konseye bir türlü... O konsey izin vermiyor. Yani onların değişik uygulamaları var. Ahmedinejad da öyle. Hasan Ruhani de öyle. Çok istenilen adaylar değil. Hocamın da dediği gibi o mevcut... Ne diyelim derin devlette çok uyuşmadıkları için. Zaten adayı belirliyorlar. Reisi öyle geldi 2021'de. Öyle bir şartlar koştular ki. O zaman reisinin bu soruyu, dışında başka bir aday başvuramadı dahi. Bu soru da bir yani, diğer. O kadar hatırlıyorsanız 2021'de. Reisi Hamaney'den sonraki en güçlü aday mıydı? Değil mi? Oraya bağlayabiliriz bunu yani. Kesinlikle bağlayabiliriz. Yerine gelecekti. Evet. Tabii. Zaten kuvvetli ihtimal 2025'te o geliyor denmişti. İşte o ömür boyunca malum seçiliyor o devrim lideri. Türkçe'de dini lider deniliyor ama çok doğru bir ifade değil. O öldükten sonra 83 yaşında hasta deniliyor. İşte İbrahim Reis'e daha gençti. O da seyitti, siyah sarıklıydı, yargıdan geliyordu. Dolayısıyla herkesin söylediği iki önemli aday var deniliyordu. Bir oğlu. Bir oğlu Müçtaba Hamaney. Bir de İbrahim Reis'i. Hamaney'in kendisinin oğlunu istemediği, işte bu monarşiye dönüşür, biz monarşiye karşı devrim yaptık, meşruiyetimizi halktan alıyoruz tarzı direndiği söyleniyordu. En azından basında böyle yansıyan haberler vardı ama şimdi gidecekler, artık reis yok. Hani oğlundan başka daha uygun aday yok diyecekler belki. Bu süreçte de göreceğiz dediğimiz gibi. Şimdi Cumhurbaşkanı da eğer Muçtaba Hamaney'e yakın birisi 50 gün sonra seçilirse... Bu artık yol tamamen taşlar döşenmiş olacak. Bir cümle daha söyleyeyim. Biz buyurun. Geçmiş 10 yılda Ayetullah Hamaney'in yerine gelmesi muhtemel kim varsa bu gelebilir dediysek hepsi öldü. Ve hemen hepsi de böyle şüpheli şekillerde öldü. Ayetullah Haşim Şahrudi bir anda çok hızlı taşlar bir şekilde... Taşlar oturuyor galiba değil mi? Kanser yavaş oldu. Bilemeyiz ama 10 yıl önce... Fikri anlamda taşlar oturuyor bakın. Haşim Rafsanjani havuzda yüzerken... Aniden kalp krizi geçirdi.
öldürüldüğü söylendi, öldü. İbrahim Reis'i olacak bu sefer dendi. İbrahim Reis'i böyle öldü. Biz İran'da hep şey derdik İran çalışırken. İran'da eski cumhurbaşkanı olmak tehlikelidir. Ya ev hapsi olur, ya rejim muhalif olursunuz, ya bir şey olur. Ama şimdi Hamene'nin yerine adınızın konuşulması da çok tehlikeli bir şey. Dolayısıyla hepsi bir şekilde sahneden çıktılar. Birkaç aday var, başta işte oğlu olmak üzere. Bu nasıl olacak? Bunu zaman gösterecek. Ama şunu da vurgulamak lazım belki. İran'da iç siyasi açıdan meşruiyetini çok yitirmiş bir sistem var. Seçimlere katılım gittikçe düşüyor. Başkent Tahran şehir merkezinde %20'lerde onlarda kalıyor. %7. İkinci turda %7'ydi. Evet. İkinci tur %7'de. %7'ydi. İşte biliyor musunuz Tahran nüfusunun sadece %7'si sandığa gidiyor. Bu da devrimden, meşruiyetini devrimden alan, halkçı olduğunu iddia eden bir sistem için çok ciddi alarm zilleri çalıyor. Bu %7'yi iddiası, tekrarlayalım. Yani evet. katılım %7. Katılımdan bahsediyoruz. %7. Tahran'daki katılım %7 değil mi hocam? Evet. Genel katılımda 50'nin altında zaten. Evet. %41'de. Yani. Kıyaslamak için söylemiyorum da yani. %7 katılım ne demek ya? Ama o asıl nedeni yani insanların seçecekleri kişileri kendi önlerine konmasına bir tepki belki bilmiyorum. Tabii bence en büyük problem biraz evvel konuştuğumuz yani bu reisi için hazırlanmış bir ortam oluyor ve reisi sadece başvurabiliyor. 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlarsanız çok fazla koşul vardı ve bu koşulları yerine getirebilen aday sayısı o kadar azdı ki ister istemez reisi gelmişti Cumhurbaşkanı ve reisi de çok hani popüler bir insan değil aslında İran'da. Değildi. Yani müthiş popüler sevilen bir tip değil. Bir siyasi Ercan Gürses değil. Sizden de bir yorum alayım. Şimdi hocamın Anayasa Konseyi dediği aslında Muhafızlar Konseyi olarak da biliniyor değil mi hocam? Anayasayı Koruma Konseyi. Bazı kaynaklarımla konuştum. Onlar Muhafızlar Konseyi dedikleri işte aslında Hamane'nin doğrudan etkisi altında olan konsey. Adayları doğrudan belirliyor. Şimdi Hamane'yi o kadar etkili ki etkili demeyelim aslında Hamane'yi seçiyor. 12 kişiden oluşuyor bildiğim kadarıyla. Bunlardan 6'sı din adamı ve Hamane'yi doğrudan onlara atıyor. Diğer 6'sı da yargı erki başkanı tarafından atanan hukukçular. Yargı erki başkanını da Hamane'ye atıyor. Dolayısıyla yani orada doğrudan Hamane'nin istediği bir kişi ya da istemediği bir kişi veto ediliyor. Bu şekilde bir sistem kuruluyor. Tıpkı 1980 darbesinden sonra bizde 1983 seçimlerinde veto yiyen liderler vardı mesela. Yani veto edilmeyen liderleri seçmiştik biz. Hatta yanılmıyorsam hocam 2021 yılında Ruhani'yi veto etmişlerdi değil mi? Tabii. Bir önceki Cumhurbaşkanı'nı veto etmişlerdi. Ruhani'nin suçu neydi? 2015 yılında nükleer anlaşmayı imzalamaktı. Yani o anlaşmanın mesela hilafında birisini getirmek istediler. Hatta şu anda bence siz çok daha iyi bilirsiniz ama Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak atanan kişi ve halihazırda Dışişleri Bakanı olan, Dışişleri Bakanlığı'na vekalet eden kişi Bakeri dedikleri. O da şu anda nükleer müzakereleri yürütüyor. Evet, ve orada hardliner olarak bilinen birisi. Yok, yani orada çok sert. Zincani'ye bağlı bir şey. Zincani miydi? Yanlış mı söylüyorum? O hangisi çok hocam? Çok şahin bir adam. Zincani değil miydi onun adı? Bir dakika ben şey yapayım. O da çok bayağı bir hardliner. Hatta şöyle bir şey de var. Nükleer müzakerelerin sekteye uğramasında çok etkili bir isim. Yani buradan şuraya geleceğim Fatih Bey. Şimdi yeni gelecek Cumhurbaşkanı muhtemelen sert kişilikli, muhafazakar, ultra muhafazakar, hatta ılımlı özellikleri de az olan bir muhafazakar olacak. Geçtiğimiz dönemde kendilerinin tabiriyle pragmatik dedikleri, reformist, ılımlı dedikleri bir kişinin gelmesi şu anda zor gibi gözüküyor. Çünkü daha önceden tamam Hamane'yi bu insanları belirlemekte çok etkili oldu ama Hamane'nin pişmanlıkları olduğundan da bahsediliyor. Yani Ruhani'de, Hatemi'de mesela böyle pişmanlıkları yaşadığı söyleniyor. Hocam söyledi Rafsanjani'de mesela şüpheli bir ölümü olan. Hamane kaç yıldır görevde? 89'dan beri. Yani 35 yıl mı oluyor? Dolayısıyla İran'ı anlayabilmek için ders bir. Yani en basitinden şöyle başlayabiliriz. Reis-i Cumhurlar gider gelir ama Hamane sabit kalır. Doğru. Çünkü müesses nizamın sahibi Hamane. Zaten tabii, anayasal olarak da yani anayasa. Çünkü hani bazen karışabiliyor komşumuz ama çok yakından tanımıyoruz galiba. Evet. Ya yani İran lideri reisi diyorlar. Yani reisi aslında icracı. Biraz post Sovyetlerdeki başbakan gibi bir şey var. Yani
Oradaki asıl lider, bütün askeriyenin bağlı olduğu radyo televizyonun, işte az önce muhbiri peki bahsettiniz, Cumhurbaşkanı'na vekalete gelen bir sürü ekonomik devasa vakıflar, hepsi kendisine bağlı. Putin'in Medvedev'i gibi değil evet mi hocam? Evet. Öyle. Anayasada zaten lazım diyor, temel iç ve dış siyasetleri diyor, devrim lideri belirler. Peki. Cumhurbaşkanı karışamıyor. Şimdi bir dakikalık kısa bir ara vereceğiz ama bu geride bıraktığımız 30 dakika çok verimli geçti. Birçok başlığı sadece bir dakikalık reklamın ardından, aranın ardından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ultra muhafazakarlar mı geliyor? Şartlar buna uygun mu? Bir dakika sonra. Yeniden merhaba değerli izleyenler. Şimdi şu başlığa bir bakalım. İran'da düşen helikopterde kimler vardı? Yani helikopterde kimler vardı? Kimler hayatını kaybetti? İran Cumhurbaşkanı İbrahim İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti. Bu dört önemli isim. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bu dört önemli isim helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bunu konuşuyoruz elbette ama öncesiyle sonrasıyla da ele alıyoruz. Bu bir kaza mı? Bundan sonra İran'da neler yaşanacak? Bu çok önemli kaybı İran nasıl bu 50 günlük sürede tabiri caizse göğsünde yumuşatabilecek? Ercan Gürses, sizinle devam ediyorduk. Lütfen yorumunuzu tamamlayınız. Şimdi şöyle Fatih Bey, yani ben ilk açıklamayı özellikle, yani Hamaney'in ilk açıklamasını çok manidar buldum. Henüz daha öldüğü belli olmamıştı Cumhurbaşkanı'nın ve orada söylediği şey şu: devlet işleri aksamayacak dedi. Yani doğrudan kaza ihtimalini acaba satın aldığını mı düşünmeliyiz? Yoksa suikast ihtimalini tamamen devre dışı bıraktığını mı düşünmeliyiz? Bunun yorumlanması lazım. O 50 gün içerisinde de ben İran'ın çok gerilimden uzak olacağını düşünüyorum. Yani gerilimden uzak tutmak gibi bir planları oldu ve bunun bir kaza ihtimalini ağırlıklı olarak değerlendirebileceklerini düşünüyorum. Yani YAS'la birlikte gelen iç birliğe mi dönüşecek? Yani tabii, konuşulmayacak yani mı? Fay hatları çok fazla olan bir ülke. Bunu vurgulamak lazım. Şimdi sokakları hareketli olan bir ülke. İsrail'le yeni bir gerilim yaşadı. Bunu gözeteceklerdir diye düşünüyorum. Bu gerilimin daha da artması çok işlerine gelmeyecektir şöylesi bir ortamda. Üstelik bu şüpheli kazanın ardından İran aynı zamanda, yani suikast ihtimaline dünya üzerinde çok inanılırsa, ki inanılıyor bence, o zaman yani zaaf içerisinde bir ülke olarak da algılanacak. Şam'daki büyükelçiliği vurulan, işte Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlenilebilen bir ülke oldu. Aynı zamanda İsrail'in yani çok böyle nükleer sistemleri geliştirdiği merkezlere küçük de olsa bir gözdağı saldırısında yapabileceğini gösterdiği bir ülke haline gelecek. Dolayısıyla ben İran'ın bu imajı silmek için bu süreci biraz daha sakin geçirmek isteyebileceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Sayın Başbuğ, yeni turu şöyle başlatalım. Tam da sizin alanınız. Her helikopter kazası mutlaka kesinlikle suikasttır denilemez. Ama elbette helikopter kazalarında neden özellikle bu tür hassas durumlarda ilk o akla geliyor? Neden böyle bir durum var? Güvenlik açısından soruyorum. Şöyle, hava araçları aslında güvensiz gibi işte resim tablo ortaya çıkıyor bu durumlarda ama bana göre en güvenli ulaşım aracı. Helikopterde dahil mi? Helikopterde dahil. Yani istatistiği vurduğunuz takdirde nadiren ya pilotaj ya da işte teknik bakımda bir aksaklık olduğu, o da çok nadiren karşılaşılıyor. Çünkü havanın bakım ekibi, uçaklar dahil buna değerli hocam, inanılmaz titiz çalışıyorlar. Hiç hata ve boşluk yok. Sıfır risk ve hani saat ömrü diye vurgulamıştım, 79 model olması önemli değil diye. İşte o saat ömrünün tamamlamasına az kala hiç şey girmeden direkt parça değişime gidiyor. Dolayısıyla ben hani bu meydana gelen uçak kazaları veya helikopter kazalarında şöyle bir istatistik tut. Muhakkak bir işin içinde suikast, dışarıdan müdahale veya bir sabotaj eylemi vardır. Bunun sebebi bu. Heh. Çok önemli. Yani ve yani istihbarat tarzı çalışmalarda da en çok tercih edilendir. Riski yok, kesin çözüm. Yani çok nadir, işte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gibi o düştüğü halde hayatını kurtarması veya önlemesi. Onun haricinde birçoğunda
Yani külünü bulamıyorsun. Ki burada da ben az önce pilotlar yanarak öldü dedin. Ben aldığım bilgi cesetlerin tanınamaz hale geldi. Yandı şeklinde hepsinin. Evet. Ya, dolayısıyla öyle bilgiler var. Burada hani Sayın Eşref Pitis'in uçağı. Ondan sonra yine aynı şekilde işte Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Menderes. Baktığın takdirde benim hani dünya geneli sadece bu bize de has değil. Ziya Ülhak'ın uçağı da şey helikopteri de değil mi hocam? Helikopter hep sabotaj, de hep dışarıdan müdahale. Yani o kadar basit ki olay. Bir kişiyi elde etmeniz yetiyor. O teknisyen ekipten veya dışarıdan konuya vakıf, konuyu bilen birini eğer bir şekilde FETÖ döneminde olduğu gibi işin içine dahil edebiliyorsanız rahatlıkla sabotaj işlemini gerçekleştirirsiniz. İşte Eşref Pitis'in uçağı da zaten böyle düştü. O nedenle istihbarat savaşlarında veya işte bu tür olaylarda çok tercih edilen bir yöntem. Hava kazaları. Üstelik ispatı zor ve sonuç kati. Böyle olduğu için de genellikle bu yol ve yöntem tercih ediliyor ve böyle bir kaza yaşandığında akla hemen ilk o geliyor. Mesela Isparta uçağı. Benim için helikopterde karabük yeni modellerde var değerli hocam ama eski bu tiplerde yok. Mesela Isparta uçağı 2006 idi değil mi? 2008 miydi? Yani evet o emin değilim yani 6-8. Evet. Oradaki mesela benim çok yara açan bende bir hadisedir. Çünkü hani çok kıymetli akademisyenlerin hepsi bir anda gitti. Ve havaalanında birisi yakalandı. Sözünüzü kestim. Estağfurullah değerli hocam. Da geçen gün o uçak kazasıyla ilgili sorumlu birisi yakalandı değil evet, mi? Evet hocam. Kim onunla da ilgisi mi olabileceği söylendi yakalanan birisi. Evet o bayağı birisini tutuklandı başka adam. Başka bir suçtan yakalandı ama. Evet. Değerli hocam benim kullanan pilot çok yakın arkadaşımın abisi. İlk zaten o aradı beni abim düşmüş dedi Isparta uçağında. Ben çok yakın takip ettim süreci. Oradaki köylülerden şöyle aldığım bilgi var. Birebir canlı ta o dönemde. Bir minibüs geldi, İngilizce konuşmalar duyduk, işte bir şeyler aradılar ve gittiler. Biliyorsunuz orada bor madeni, prototip, bitok, yani bir konferansa gidiliyor. Şimdi illa böyle dışarıdan bir fiziki müdahale beklemeyin. O mesela uçak olayında neticede GPS'e yol alıyorsunuz, dışarıdan bir müdahale, siber saldırı türünde, irtifayı düşük gösterme veya işte farklı yöne, ki otomatik pilotta giderken olduğu o olay. Burada en ufak bir sapma sizi bambaşka yere götürür. Yani akıllara ilk olarak bir sabotaj ya da bir suikast gelmesinin altında çok dolu sebepler var. Evet işte bu saydıkların bunların birkaçı. Ki mesela Isparta uçağındaki o pilot hani hava yolları içerisinde de pilotlara çeşitli statüde ehliyetler veriliyor. Mesela dünyanın en zor havaalanına inebilen pilotla yeni başlayanın ehliyeti farklı. Isparta uçağını kullanan dünyanın her havaalanına inebilecek ehliyete sahip en iyi pilotlardan biri Türk Hava Yolları'nın. Ve abisi olduğu için çok rahat anlatıyor. Uçuşuna diyor işte 48 saat kadar ne asitli içecek ne hiçbir şey içmez diyor. O kadar titiz. Düştü ve muhtemelen o aletlerle uzaktan oynayarak müdahale edilerek düşürüldü. Ve hiçbir kişiye ulaşamadık. Ne oldu da hala belli değil ki bana göre o basıştan sonra bir sabotaj ve FETÖ döneminde gerçekleşen bir alçak saldırılardan biri. Kadın akademisyenimizin adını hatırlayamadım ama o değerli evet hanımefendinin Boğaziçi Üniversitesi'nden. Evet ne yazık ki. Onun eşi Engin Arık hocamız. Engin Hoca. Teşekkürler. Engin yazık. Hocanın eşi de Boğaziçi Üniversitesi'nde hoca. O ilk başta sesini çıkaramadığını ama sonradan yaptığı araştırmalarda bunun tamamen suikast olduğunu televizyonda çok ben yakın zamanda hatırlıyorum. Evet, o dönemde de çok deliller bulunduğunu yani, evet yani o bayağı bildiğimiz Engin Arık ve değerli ekibinin öldürülmesi için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani suikast. Şimdi amin. Çok ilintili konumuzla neden? Bir uçak, bir helikopter yolculuğu bu şekilde talihsiz bir şekilde sonuçlandığı zaman, can kaybı olduğu zaman akıllara soru işareti gelmesinin haklı sebepleri var. Elbette. Tabii, çünkü tabii. Bir cumhurbaşkanını taşıyor, bir parti genel başkanını çok önemli alanlarda nadir çalışmalar yürüten bir akademisyen tabii. Ya da çok içinde yatsın. Önemli bir dünya siyasetinde de var öyle muhalif bir isim örneğin değil mi? O zaman bu konuştuklarımız dolu konular değil mi? Altı dolu mesela. Sevgili Fatih,
Pardon hocam. Yok yok, rica ederim. Buyurun. Hepsi şimdi şey de mesela o düşen uçak ve helikopter var ya, hani sabotaj ve suikast dışında genelde pilotaj hatasından can kaybı yaşanıyor. Yani ya pilotun bir hatası ya da işte mesela o İran'daki sis olayı, aniden gelme hadisesini ben çok zor görüyorum. Mesela Türkiye'de bir Muş Ovası var, Tatvan'a kadar giden hat, orada gerçekten bir anda sis basabiliyor. Mesela bir askerlerimizin de hayatını kaybettiği bir helikopter kazası yaşandı. Talihsiz bir kazaydı. Bundan dolayı yaşandı. Şimdi bunun haricinde böyle bakımda yani parça, arıza çok nadir. Genelde pilotaj hatası. Şimdi buradaki olaya gelince İran'da Cumhurbaşkanı taşıyan pilot, takdir edersiniz ki İran'ın en iyi seçme pilotları olur. Artı bu protokol pilotları öyle zırt pırt değişmez. Yani bütün görevi odur. İstihbari anlamda bütün seceresi de geçmişi de araştırılır. Sağlamlığına itimat getirdiği an bu görevi atarsın. Onlar zaten en iyileridir. Ve sürekli o görevle istihdam edilirler. Burada şimdi o nedenle ben pilotaj hatasını hani olacağı ihtimalini düşünmüyorum. Teknik bir arıza o ihtimal de yok. İşte o zaman geriye bir tek şey kalıyor. Helikopterin bu kadar eski olması belki hani modernize etmekte de güçlükleri olabilir mi hocam? Bundan da bahsediliyor. Çünkü Amerikan malı olması hasebiyle. Şöyle saat ömrünü tamamladıysa mesela burada aslında kritik husus hocamın ifade ettiği, ben bunu yeni burada öğrendim. Yani iki tane pilotun helikopterin düşüşe şahitlik etmeleri, onların havada ne konuştuğu çok önemli. Örneğin ani güç kaybı. Muhakkak oraya bir aktarma vardır. Yani motor güç kaybediyor, düşüyoruz, şu oluyor, bu oluyor gibi. Şimdi o bilgiler nedir bilmiyoruz. İran bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Muhtemelen öğrenemeyeceğiz de. Öğrenemeyeceğiz. Öğrenemeyeceğiz de değil mi? Çünkü açıklamalar var. Amerikan Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby'nin açıklamalarından bir kesit paylaşmıştım. Devamı da gelmiş, onu da okumak istiyorum. Şöyle diyor, İran rejiminin kendi yarattığı sorunlardan dolayı bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlamanın bir yolunu bulması şaşırtıcı değil, üzücüdür ama şaşırtıcı değildir diyor. Kazanın nedeni açık değil, ancak İran resmi kaynaklarının kötü uçuş koşullarını, özellikle de sisi endişe kaynağı olarak gösterdiğini belirtmek isterim ve kim olursa olsun her ülkenin uçuşların güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak konusunda bir sorumluluğu var diyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunu niye okuyorum? Yani son yıllarda, öncesi de var tabii ama İran denildiği zaman, İran konuşuyorsak mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi konuyu konuşursak konuşalım ne söyleyeceği önemli ve merak konusu oluyor. O zaman şimdi diyor ki sen diyor hani kendi uçuş güvenliğini kendini sağlamakla sorumlusun diyor. Böyle bir durum var. Yani bir prestij meselesini de aslında gündeme getirmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Ben de o zaman buradan devam edeyim Sayın Hocam, sözü size vereceğim. Şimdi ben bu soruyu bu şekilde sormam ama bu şekilde çok sorulduğu için böyle soruyorlar diye size soracağım. Hangi İran sorusunu yönelteceğim? Yani bir, dünyanın hakikaten çekindiği, İran şunu yapacak mı, İran bunu yapacak mı, işte İran'ın nükleer çalışmaları vesaire, bir İran olgusu var dünyada, böyle bir durum var, hani ne yapacağı belli olmayan İran, her zaman İran ne diyecek, bir de işte bu şekilde kendi Cumhurbaşkanı'nın cenazesine 15 saat sonra ulaşabilen ya da kendi imkanlarıyla ulaşamayan, ben bunu söylemiyorum bu şekilde ama böyle çok ele alındı bugün. Siz bu yorumlara katılıyor musunuz? Hangi İran sorusu sizce yerinde bir soru mu? Yani hangi İran tabii sorabilirsiniz ama zaten 2020 Ocağı'ndan beri bence İran'a üst üste darbeler indiriliyor. Fakat hiçbir zaman Süleymani İran meselesini de soruyorum. Yani evet, bence en fazla Mehdi'nin ölümüyle çok yıprandı. Sonra hatırlarsanız sivillerin olduğu kendi uçağını bombaladı o suikastlerin ardından. Sonra Fahrizade suikastı oldu aynı sene 2020 yılında. Ekim ayıydı sanıyorum. Belki siz benden daha iyi ayını hatırlarsınız. O da nükleer silah geliştirme konusunda çok önemli bir isimdi. Fizikçiydi yanılmıyorsam. Ve o kadar çok suikaste uğradı ve en sonunda 2020'nin Ekim'inde yani arabasına bir müdahale edildi, saldırıldı ve öldürdü. Onu Mossad üstlendi. Şimdi burada ben çok prestij kaybına uğramasının bu helikopter kazasıyla
ilk defa olmadığını söylemek bunun istiyorum. Bunun evveliyatı var diyorsunuz. Yani bunun evveliyatı var ve ben zannettim ki 2020 Süleymani ve Mehdi'nin suikastinden sonra İran çok etkili bir cevap verecek. Tam da o noktada yapamadı. Trump'ın geride bıraktığımız zaman diliminde yapmış olduğu, ya bu işte İran'la da biz bir danışıklı dövüş yaptık diye bir açıklama yaptı ya, o da tuzu biberi oldu herhalde. O Amerikan konsolos büyükelçilik binasının bombalanmasıydı. Onu ama içinde binanın hiç kimse yoktu. Askeriyüsü. Efendim? Askeriyüsü. Askeriyüsü müydü? Bağdat'ta. Ama bir de elçilik binasını yok, bombalamadılar mı? Irak'taki Amerikan. Elçiliği kuşattıkları için Bağdat'ta Kasım Süleymani'yi öldürdü. Onlar da Irak'taki Amerikan üslerini işte önceden haber verip onları bombaladılar. Bir elçilik binası da kalmış aklımda. Demek ki yanlış. Yani, yanlış. Trump da bunu kullandı tabii siyasi olarak. Bize önceden haber. Ama Trump'ın dediği doğru olabilir. Yani bu danışıklı dövüşlü o çok fazla bir ses getirmedi. Yani şunu söylemek istiyorum. 2020'den 2024'e kadar sürekli İran darbeler yedi ama bence en önemli darbeyi Fatih Bey Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya Suriye'den güçlerinin önemli bir kısmını çektiği için İran Suriye'de yalnız kaldı ve buradan İsrail İran'ı tamamen temizlemek için düğmeye bastı diye düşünüyorum. İran için Suriye'den tamamen, yani İran'a bağlı Şii milisleri de kastediyorum, temizlenmesi Suriye'den ve İran'ın Akdeniz'e çıkışının olmaması İran için çok büyük bir kayıp. Yani varoluşsal bir tehdit. Dolayısıyla bu suikast diyoruz, deminden beri konuşuyoruz ama hani kimin suikasti diye de sormamız lazım. İran'ın parası da ortada bir çok zayıfladı. Varsa, birini yapmış olması gerekiyor. Evet. 2020'den beri İran'ın ekonomisi de çok aşağıya indi, yani geriledi demek istiyorum. Çok fazla suikastler oldu. Kendi içinde istikrarsızlık oldu. Zengezur koridorunun açılması, Karabağ zaferi, Ermeni Paşinyan'ın Türkiye ile yakınlaşmak istemesi, ya İran kendisini kuşatılmışlık hissiyle hissine kapıldı ve biliyoruz ki 2023 Mart'ında Suudi Arabistan'la barıştı. Hiç bu umar mıydık, yani arka enemi diye hep, yani en baş düşmanı Suudi Arabistan gitti, onunla diplomatik ilişkileri başlattı. Şimdi de bakıyoruz ki baraj inşasını, barajı beraber açtılar Aliyev'le reisi. Yani bunu şunun için söylemek istiyorum. En son olarak şöyle söyleyeyim. Şu senaryo İsrail ve ABD'nin asla istemeyeceği ve mutlaka bozmak isteyeceği bir senaryo şu. Reisinin son açıklamalarına bakarsak bu anlaşılabiliyor herhalde. Evet, Azerbaycan, Türkiye, İran birlikte hareket ederse bu çok çok kötü bir senaryo, çünkü İsrail-Azerbaycan yakınlaşması 2012'den beri devam ediyor ve bu İran kendisine karşı bunu algılıyordu. Hani suikastse çok temel köklü nedenler var İsrail'in suikasti diyebilmemiz için. Şimdi yani ne yaşandı? Dünden bu yana ne yaşandı? Bunları sırasıyla, yani saat sırasıyla özetledik. Bir zaman çizelgesi hazırladık sizin için. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü başlığımızla. İbrahim Reisi pazar günü İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışına gitti. Zaten son görüntüleri orada kaydedildi. Tebriz'e dönmek üzere helikoptere bindi. Helikopterde Dışişleri Bakanı Abdullahian da bulunuyordu. Az evvel bunu paylaşmıştık sizinle. Onunla beraber iki kişi daha vardı önemli. Saat 15'te. Yani dün saat 15'te konvoydaki 3 helikopterden birinin sert iniş yaptığı duyuruldu. Sonra herkes buraya dikkat kesildi zaten. 16.30'da hava koşulları nedeniyle kaza alanına henüz ulaşılamadığı açıklandı. 18.40'da artık akşama doğru ordunun tüm kaynaklarının kullanılması talimatı verildi. Ve geldik 22.17'ye. 22.17'de ne oldu devamında? Milli Savunma Bakanlığı İran'a destek için bir Akıncı TİHA ve bir gece görüş kabiliyetli helikopter görevlendirdiğini açıkladı. Sabaha karşı 3.10'da Akıncı TİHA helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağı tespit etti. Ve koordinatlar hemen İran makamlarıyla paylaşıldı. 5.30'da artık sabah oluyor. 5.30'da İran Devlet Televizyonu helikopterin enkazına ulaşıldığını duyurdu.
6'da helikopterin kazada tamamen yandığı, enkazda yaşam belirtisi olmadığı açıklandı. Orada zaten her şey anlaşıldı ve resmi bir açıklama beklendi. Ve sonrasında da 7.30'da, bu sabah 7.30'da İran Devlet Televizyonu reisi ve Abdullahiyan'ın yanındakilerle beraber hayatını kaybettiğini, öldüğünü duyurdu sayın seyirciler. Sadece bir dakika sonra araya gideceğim ama bu çizelgeyi de bir dakika yorum isteyeceğim sizden. Yani nasıl bir kriz yönetimi oldu? Fatih Bey, İran açısından. Bence İran açısından çok kötü bir kriz yönetimi oldu. Bir kere çok çelişkili açıklamalar yaptılar. Yani önce bir kaynaktan dendi ki devlet televizyonu farklı, resmi haber ajansı çok farklı bir şey söyledi. Tebriz'e karayoluyla gitmekte olduğu söylendi Cumhurbaşkanı'nın. Evet, yani bir yandan da üzerine bayağı duruldu. Neyse, tabii ki denildi değil mi? Ona göre yorumlar yapıldı. Hatta Hamaney'in açıklaması bize hocamın dediği gibi hepimiz orada öldüğünü anladık yani. Hamaney'in açıklaması devlet işleri aksamayacak şeklindeydi. Ama burada kendimize de bir pay biçmek gerekiyor. Türkiye'nin o TİHA'sının istenmesi, talep edilmesi şöyle önemli. İran'ın gerçekten toprak sahası Türkiye'nin askeri unsurları açısından çok yabancı bir bölge. Şundan dolayı söylüyorum, 2004 yılında biz Pakistan'a depreme gitmek üzere Etimesgut Askeri Havalimanı'nda bir grup bekledik ve 12 saat İran'ın bize uçuş izni vermesini bekledik. Evet. O nedenle ya askeri unsurlar konusunda çok hassas olduklarını biliyorum. Bize bu izni vermeleri ve Türkiye'nin de askeri kabiliyetini orada göstermesi çok kayda değerdi bence. Çok teşekkürler. Şimdi kısa bir aramız olacak değerli izleyenler. Yine saat başında Doktor Hakkı Uygur'la başlayacağım ve birinci turda bunu konuşalım, şunu da konuşalım dediğimiz bütün soruları size yönelteceğim. Sizi de bekliyorum sayın seyirciler. Efendim bir kez daha merhaba. Birinci sayfa ikinci saat dilimiyle devam ediyor. Bütün hızıyla. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagherikeni ile bugün, yani 20 Mayıs tarihinde bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümünden derin üzüntü duyduğumuzu belirtti. Dost ve kardeş İran halkına taziyelerini iletti değerli izleyenler. Bunun da altını çizelim. Bu arada şimdi Akıncı'yı çok konuştuk. Akıncı'ya şöyle bir bilgi penceresiyle yakından bakmak istiyoruz. Hani Akıncı'nın da bir zaman çizelgesi vardı. Düşen helikopteri Akıncı nasıl buldu? Saat 20 ile başlayalım. Saat 20'de, dün akşam saat 8'de İran'ın gece görüşlü arama kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığımıza iletildi resmi olarak. Sonra yani 2 saat 20 dakika sonra yurt dışında TİHA, taarruzi insansız hava aracı kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı. Bunun da bir bürokrasisi, bir diplomasisi var elbette. 23.30'da gece yarısına yarım saat kala Akıncı TİHA Batman'dan havalandı. Az evvel de Sayın Başbuğ bu bilgiyi paylaşmıştı bizimle. Sonra 1'e çeyrek kala kaza bölgesine ulaştı Akıncımız ve çalışmalara başladı hemen. Hiç zaman kaybetmeden. 2.36'da helikopterle görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı. Ve 6.45'te Akıncı TİHA başarıyla görevini tamamladı. Zaten 6.45'ten 45 dakika sonra da 7.30 gibi sabah İran makamları resmi televizyon aracılığıyla bu ölümleri resmen duyurdu sayın seyirciler. İran kaza, bundan sonra ne olacak? Hepsini konuşmaya devam ediyoruz. Ben sözü Sayın Uygur'a vereceğim. Şimdi hep böyle havada bıraktığımız soruları size yönelteceğim. Arada da konuştuk aslında. İran çok zor, meşakkatli, geniş, büyük, karmaşık bir denklemin içinde deniliyor. Buna katılıyor musunuz? Dış politika bağlamında, bölgesindeki icraatları bakımından. Elbette bir kazadan yola çıkarak bunları size sormak istemiyorum ama geniş bir çerçevede değerlendirmenizi istiyorum. Kesinlikle katılıyorum. 79 devriminden beri kaotik bir ortam var İran'da. Yani malum işte devrimci bir ülke. İlk iş içerideki eski rejim mensuplarına işte yargılamalar, idamlar derken iç ayaklanmalar başlıyor. İşte Kürdistan'dan Türkmen Sahra'ya. Bunlarla silahlı mücadele varken bitmeden işte Irak'la savaş başlıyor. 8 sene Irak Savaşı.
Bu süre içinde İran'daki askeri bürokrasi güçlenmeye başlıyor. Bugün de adını işte çok zikrettiğimiz devrim muhafızları ordusu güçleniyor. Kudüs gücü oluşmaya başlanıyor. Yurt dışı müdahaleleri başlıyor. Hizbullah kuruluyor. Bedir Tugayları kuruluyor. Sonra savaştan sonra Hümeyni'nin de ölmesiyle beraber aslında İran bir nevi normalleşmeye gidiyor. Haşim Rafsanjani ve özellikle Muhammed Hatemi iktidarları döneminde. O dönemde aslında bir açılım süreci var İran'da. Medeniyetler arası diyalog diyorlar, işte bizim gibi komşularla daha yakın ilişkiler diyorlar, gerginliklerin azaltılması. Ancak 11 Eylül'den sonra bölgede işte hem Irak'ın hem Afganistan'ın işgal edilmesi İran'daki bu şahinleri güçlendiriyor. Yani İran'ın bir normalleşme şansı varsa, vardıysa o dönem kaçıyor. Ondan sonra biz sürekli İran'da askerlerin hakim olduğunu görüyoruz, müdahalelerin arttığını görüyoruz. Arap Baharı ile bu iş Suriye'de ciddi biçimde artıyor. İran'ın Suriye'ye silahlı müdahalesi başlıyor. En son işte 7 Ekim Ukrayna Savaşı, Rusya'ya kamikaze, az önce de bahsedildi, kamikaze SİHA'ların temin edilmesi, Gazze'de bir şekilde İran'ın müdahil olması, Hamas üzerinden, Hizbullah üzerinden çok karmaşık bölgesel bir denklemin oluşmasına yol açtı. Hatırlayın, Husiler üzerinden, bir de Arap Baharı'ndan sonra çok affedersiniz yani müspetten ziyade menfi hep anılmaya başlandı ismi, değil mi? Yani işte İran aslında şöyle İran diyebiliriz, mevcut resmin bir parçası ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Ben onu da hep altını çiziyorum. Ayrışmış bir İran görüntüsü mü vardı hep yani? Mesela işte Hizbullah diyoruz, değil mi? Lübnan diyoruz. Yani oradaki resmi doğru anlamak için 1980'den başlamamak gerekiyor. 80'den Hizbullah'tan başlarsanız resmi İran'ı çok ön plana çıkartıyorsunuz. Ama İsrail işgaliyle başlarsanız, evet, işgale karşı bir direniş olabilir diyorsunuz. Yani Amerika'nın Irak işgalini temel almazsanız bu İran nereden çıktı diyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir güç, dış güç geliyor, bir yer işgal ediyor, darbe yapıyor, iç savaş kaotik ve İran da bu kaotik durumdan kendi çıkarları doğrultusunda faydalanmaya çalışıyor. Bu kaosu daha da arttırıyor. Yangına benzinle, körükle gidiyor. Dolayısıyla bugün gördüğümüz şey bu. Yani Gazze'de de, Gazze olayları başladı, 7 Ekim oldu. Bütün müdahale gittikçe bu çatışmayı şiddetlendirdi. Yani bugün yarın belki birkaç hafta sonra yine buraya davet edilirsek belki İsrail-Hizbullah savaşını konuşacağız. Çok daha şiddetli bir şey. Yani Irak'ı konuşuyoruz, Yemen'i konuşuyoruz. Husilerin Aramco'ya, Suudi Arabistan'a saldırılarından, Dubai'ye saldırılarından bahsediyorduk 1-2 yıl önce. Dolayısıyla İran bu bölgede Şah döneminden beri çok iddialı dış politikalar izleyen bir ülke olarak etrafındaki olaylara bir şekilde müdahil oluyor. Ama az önce de konuştuk. Yani ülkelerin müdahil olma yöntemleri farklı olabiliyor. Mesela çok uzaktan bir örnek verelim. Kore örneği var. Güney Kore örneği var. Kuzey Kore örneği var. Aynı ulus, aynı dili, her şey aynı. Ama iki farklı devlet modeli. Yani biri tamamen silahlanan, işte nükleere yatırım yapan, biri daha barışçıl, sivil teknolojilere yatırım yapan bir ülke. İran'da az önce saydığım bu özet geçtiğim tarihsel süreç içinde daha çok bu askeri teknolojilere, milis güçlere para harcayan, iç devlet yapısını bile bu şekilde getiren, işte bir takım uluslararası kurallara imza atmak istemeyen, bankacılık sistemi vesaire, hala işte İran'da kredi kartı yoktur, kullanamazsınız. Neden? Çünkü imza attığınız an yurt dışı, İran'ın dışında kullanılabilen. Bu arada bir, çok affedersiniz, bir son durum var aslında. Onu da bir kısaca bahsedip geçmek istiyorum. Yeni Cumhurbaşkanı seçimi 28 Haziran'da gerçekleşecek. Açıklandı. Adaylar isimlerini kaydetmek için 30 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında başvuracaklar. Bu tarihler arasında başvurmaları gerekiyormuş. Bu da ilk. Yani bu işte Muhammed Ali Recai vardı daha 80-81'de. Bir bombalı saldırıda öldürülmüştü. Ondan sonra ilk defa bir cumhurbaşkanı görevi esnasında hayatını kaybetti. Anayasanın 131. maddesiymiş galiba. Kampanya süresi çok kısa olacak. Kamuoyunun karşısına nasıl çıkacaksınız? Ne anlatacaksınız? Az önce de bahsedildi. Zaten katılım çok düşük seçimlere. Bu seçimlerin meşruiyeti ne kadar olacak? Bunlar hepsi tartışılacak. Ama muhtemelen az önce de dediğimiz gibi yani çok büyük bir değişiklik. İç siyasette de dış siyasette de beklemiyoruz. Ancak az önce Coşkun Bey'in de dediği gibi yani bu işin arkasında bir şekilde bir sabotaj çıkarsa
normalde sabotaj olsa bile bu açıklanmaz. Elbette. Ne bunu yapan ülke açıklar ne de İran açıklar. Çünkü İran daha da zor duruma düşer. Ama böyle bir şey olursa belki o zaman dış boyutlarını biraz daha konuşmak durumunda kalırız. Nasıl 7 Ekim'i konuştuysak bir sürü bölgesel etkisini. Çünkü İran'la İsrail arasındaki gerginlik çok arttı. Az önce Zeynep Hocam da bahsetti. Yani sürekli İran'da sabotajlar gördük, suikastlar gördük, nükleer dosyaların kaçırılmasını gördük. İsrail'in ne kadar nüfuz ettiğini gördük biz İran içine. Dolayısıyla bu olayda, son olayda bu zincirin bir halkasıysa o zaman işler daha farklı bir yere gidebilir. Onu tabii dediğim gibi çok beklemiyoruz doğrusu. Ne İran ne İsrail. İsrail açıkladı. Bizimle alakası yok dedi. Amerika'da böyle bir müdahale görmedik dedi. Buna inanmalı mıyız hocam? Ama zaten dediğim gibi hani bu açıklanmaz. Yapsalar da kimse açıklamaz. Ama şeyi açıkladılar mesela. Bu sabotaj düzenledikleri bir nükleer görevliyi arabasında öldürdü. Fahrizade diyorsunuz. Evet, evet. Ama o da doğrudan üstlenmediler. Onu herkes doğru, bildi. Ama basında çıktı. Tabii. Haret'te mi okuduğumu hatırlıyorum. Yani dolaylı yani, olarak şey yapıldı ama bu da bir iki ay sonra çıkabilir makaleler. Bana kalırsa İran istihbaratının zayıflığını, İran'daki devlet işleyişinin eksikliklerini ortaya çıkaracak şekilde de İran'a darbeler yapıldı ki dünyada prestijini azaltmaya çalıştıklarını ben düşünüyorum İran'ın. Size biraz katkı olması açısından tabii biraz bir şey ekleyebilir miyim? İran'da direniş söylemi vardır, resist, yani direnişçi bir ülke. Neye karşı direniyor? Amerika'nın başını çektiği o uluslararası sisteme karşı direniyor ve Amerika'nın da haydut devletler listesinde İran. Mesela 1982'den beri İran ve Suriye Amerika'nın karşısında olmanın verdiği ortak bir noktayla beraber hareket ediyorlar ve İran Suriye ile birlikte dış politikasında sürekli birlikte hareket etti. İlk defa bunu Bashar al-Assad 2000 yılında babasının ölümünden sonra kırmak istedi ve haydut devletler listesinden çıkmak, İsrail'le ve Amerika ile anlaşmak istedi. Ve ne dedi biliyor musunuz? Her koşulda razıyım, sizinle masaya oturacağım. Ama ne İsrail ne de ABD Bashar al-Assad'a evet demedi. Yani onu Suriye'yi yine haydut devletler listesinde tutmak istedi. Bunu şunun için söylüyorum. Aslında İran bu direnişçi söylemle, bu mesela devlet dışı silahlı aktörlerle kurduğu o networkle Orta Doğu'da Amerikan karşıtlığıyla kendisine bir ortam yaratıyor. Sadece 2006 yılından sonra bu Şii Hilali diye adlandırdılar, hatırlar mısınız? Condoleezza Rice çıktı, dedi ki bir daha aynı Orta Doğu olmayacak dedi. Yani Şii Hilali söylemi İsrail ordusunu hezimete uğrattı. İran, Suriye, Hizbullah, Hamas dörtlüsü. Bunların ikisi terörist, ikisi de haydut devlet kategorisinde. Ve ondan sonra gerçekten de Condoleezza Rice'ın dediği gibi Orta Doğu sürekli savaşa sürüklendi. Ve biz biliyoruz ki 2020'den sonra da İsrail'in güçlü olduğu bir Orta Doğu'nun dizayn edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani İbrahim Antlaşmaları'yla başladı. Günümüze kadar İsrail'in güçlü olduğu bir Orta Doğu dizaynına şahitlik etmekteyiz. Burada da İran işte sizin dediğiniz gibi İsmail Bey, önüne edilmesi gereken önemli bir haydut devlet. Suriye bakın farkındaysanız bitti. Çünkü Bashar al-Assad terbiye edildi. Yani o literatürde böyle kullanıyorlar. Taming diyorlar. Mesela Mısır'da Sisi geldi. İşte Tunus zaten problem değil. Ürdün zaten problem değil. Lübnan'da da Hizbullah'ın kafasını koparmaya çalışıyorlar. Yani Amerika ve İsrail ve müttefikleri, buna ben Avrupa Birliği'ni de katıyorum, Orta Doğu'da kendilerinin üstün olduğu bir yeni dizayn yapmaya çalışıyorlar. İşte burada Suudi Arabistan'ı yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri çok enteresan. İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde şey almasın diye Güney Afrika'ya hatırlıyor musunuz? Geçen haftaydı, para mı teklif etti? Yani bu kadar enteresan şeylere şahitlik ediyoruz. Evet. Orta Doğu'da yani bütün ülkeler zayıflatıldı. Esas hedeflerinde bence İran var. Peki buradan devam edelim.
Şimdi bu arada devam edeceğim nokta bu değil ama bundan da bahsetmek istediğim için bahsedeceğim. Sayın Başbu, sözü de size vereceğim sonra. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, İran Cumhurbaşkanı reisinin hayatını kaybettiği helikopter kazasını değerlendiriyor. Ve Bakan Uradoğlu şöyle diyor: bize helikopterden bir sinyal düşmedi. Muhtemelen sinyal sistemi yoktu ya da kapalıydı. Yani sizin ilk başta yaptığınız değerlendirmelere destek niteliğinde resmi bir açıklama oluyor. Bu da bununla ilgili kısaca yorum alabilirim. Sonrasında konuştuğumuz konunun devamını getireceğim. Şimdi teknolojinin eskiliğinden bahsettik. Ancak hani bu ilave bazı ekipmanlarla bu donatım yani revize edilerek takviye olarak sağlanabiliyor. Bu da öyle bulunmaz sintikomaşı değil o dedikleri sistem ama şimdi gerçekten var mıydı? Vardı da birileri kapattı mı? Bu bilinmiyor ama neticede eldeki net olgu şu, böyle bir sinyal yok. İran'da da zaten bana göre esas açmazı orada, sinyal olmadığından bulamadı. Ama enteresandır, ilk olay meydana geldiğinde öylesine çelişkili açıklamalar geldi ki. Mesela bırak sinyal almayı, oradaki birkaç kişiyle telefon irtibat sağlandı dendi. Bu telefonla mıdır bilinmez. Sonra yalanlandı. İşte sonra tekrar sinyal alınıyor dendi. İşte arabayla senin ifade ettiğin husus haberlere düştü. Burada şimdi hangisi eğri, hangisi doğru inan bilmek zor. Şimdi orada mesela sen sadece burun kısmı yandı diye söyledin. Benim o orada yakın çekimlerde gördüğüm yanan bir şey yok. Ama öyle bir anlatıldı ki işte tamamen bütün cesetler yandı. Tanınmaz hale geldi. Açıklama orta kısmındakiler travmayla hayatını yani kaybetmiş. Reisi falan tanınmıyor. Öyle diyorlar yani. Reisinin cesedi falan tanımlanamaz mı acaba? Yani DNA'dan açıklama şuradan o hocam, buradan. O. Elbette bulunur da. DNA testi yapılmadı. Şey dendi, bozulmadı dedi. Yani evet cesetler. Reisinin bulunduğu kısım bozulmamış. Travma etkisiyle hayatını kaybetti deniliyor ama pilotların yani mürettebatının olduğu yer dediğiniz gibi yanmış. Yani şunu söyleyeyim. Öyle deniyor. Madem kısa toparla dedin. Bu iş baştan sona garabet gidiyor sevgili Fatih. Yani elle tutulur. Yani bu işin de bir yönetimi olmalı. Havacılıkla örtüşen, akılla örtüşen veya işte hani yaşanan hadisede bir mantık zinciriyle bütünleşen hiçbir şey yok. Evet. Hepsi parça parça, kopuk kopuk. Biz onları birleştirmeye çalışıyoruz ama şimdi hani öyle parçalar dağınık ki birleşmenin imkanı yok. Çok kötü iletişim götürdüler değil mi hocam? Başından beri yani. Biz sadece onu, şey de değil yani teknoloji anlamında da değil, PR anlamında da kötü gidiyorlar. İşte biz onu akşam şeye yorduk. Muhsin Yazıcıoğlu olayıyla örtüştürdük. Yani orada da gene böyle benzer hadiseler yaşandı. Kötü hava koşulları işte. Orada komplo vardı tabii. İçeride tabii, o belliydi yani. Burada da olup olmadığı, ben mesela bunun normal bir kaza olduğu kanaatine asla değilim. Burada alenen bir sabotaj var ve o sabotajın sonucunda da yaşanan bir hadise var. Dolayısıyla bütün o parçaları birleştirdiğinde anormal bir şeylerin döndüğünü çok rahatlıkla görebiliyorsun. Bu sadece hani bu havada uçmak veya işte diğer konular değil. İlk açıklamadan bu yana mesela şeyin Hamane'nin açıklaması. Bana göre kırılma anı oydu. Çok acayip bir şey değil mi hocam ya? Ve direkt orada şunu demek istedi. Reisi kaybettik ama merak etmeyin. Devletin işleyişi durmaz. Dolayısıyla bu iş yürüyecektir. Sistem bozulmayacaktır demeye getirdi. Ki açıklamalara baktığın takdirde ulaşılamıyor. Nerede olduğu bilinmiyor vesaire vesaire. Şimdi orada aslında en sağlıklı bilgi ilk o alana sağ salim inen pilotlar. Onlar her şeyi biliyor. Havada ne yaşandığını, düşme mi, zorunlu iniş mi, sert iniş mi veya bir mesela size de bilgi gelmiştir. Daha sonra drone ile yapılan çekimlerde bir kişinin tam da o enkaz ulaşıldığı saatlerde orman içerisinde kaçtığı görülüyor. Evet. Öyle mi? Evet. Böylesi sarp bir yerde o bir kişi ne arar hala bilinmiyor. Eyvah eyvah. Ki hemen aklıma gene rahmetli Yazıcıoğlu geldi. Tabii. Hani orada ben kendi şahsi yorumdu bu da. Niye bu kadar uzadı bu iş diye sorduklarında ya muhtemelen dedim delil karartma veya işte ortamı hazırlama gibi bir niyet olabilir. Çünkü bizim Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini hatırlayın. Bu oyunu kuran öyle alçakça kuruyor ki
düşürüyor. Kurtarma adı altında gönderdiği ekip de kendi ekibi. Orada varsa aksayan bir husus yerinde infaz ederek olayı veya operasyonu tamamlıyorlar. Gazeteci hatırlarsınız hocam. Çok acı. Evet. İsmail Güneş. İsmail Güneş. İHA muhabiri. Evet. Yalvardı ve buradayız koordinatörü. Ya. Daha sonra o çocuk Allah nur içinde yatırsın. Amin. Çenesi kırık olay mahallinden bayağı uzaklarda bulunuyor. Tabii çenesi kırık bir insan şarjı bitene kadar saatlerce nasıl konuşabilir diye de sorular soruyor. Yani bu FETÖ denilen alçak yapı orada göz göre göre katlettiler ve operasyonu bitirdiler. Orada bir kara kutu vardı değil mi hocam? Yani burada da kara kutu var mıdır? Ben öyle sormak istiyorum. Yok bu tiplerde ben olacağını tahmin etmiyorum. Zaten sinyal verici bile yok. Yani bunlar mesela eski aslında İtalyan yapımı Amerika diye biliniyor da iki pervaneli benim gördüğüm o helikopterlerden birisi en düşük model helikopterler. Olacağını hiç düşünmüyorum. Ama bu şu demek değil. Hani o eski ise illa düşecek. Mesela biz yakın zamana kadar o UH'larda çok kullandık. Vietnam Savaşı'nda Amerika'nın kullandığı helikopterlerdi ve hiç sorunsuz yıllarca kullandık. Hakkı Bey siz bilirsiniz belki sözünüzü kestim. Yani ben size demin İsmail Bey dedim özür dilerim. Çok affedin. İsmail Hakkı denir ya. Evet, evet. Hakkı Bey belki ben de bir ara acaba Hakkı Bey'in ilk ismi İsmail mi diye şuradan tamam, bir baktım. İsim annesi oldu. Hiç şaşırmadım yani. Evet. İsim annesi oldu. Acaba diyorum İran'ın içinde de FETÖ gibi bir yapılanma olabilir mi onlar? Hocam her devlette tabii yine komplo teorileri olmaz. Yani olmaz olabilir. Olmaz diyemeyiz değil mi? Olmaz diyemeyiz değil mi herhalde? Mossad'ın sızmasını anlattık. Yani onun önemli bir ayağı. Yani halkı mücahitleri oluşturuyor. İşte. Her yerde varlar. Dini anlamda İran'da meşhur Hüccetiye grubu var FETÖ'ye benzetilen. Ne bu Mehdiciler. Hüccetiye. Yani Hüccetiye. Mehdi gelecek. Onun için ortalığı karıştırmamız lazım. Çok karikatürleştiriyorum çabuk ama. Çabuk gelsin diye. Çabuk gelsin diye. Hocam her devlette var. Hepsinde. Almanya'sı, Fransa, İngiltere'si. Mesela güzel bir yere geldi. İşte. Hakkı Hocam da orayı bilen biri. Bir gece 11 gibi TRT'miz, gururumuz aradı. Hocam dedi bir haber ver, verip size geleceğiz. Dedim hayırdır, Süleymani öldürüldü dedi. İnanamadım yani büyük bir olay. Kesin mi? Yok hocam dedi her şey net. 12 bülteni sevgili Mustafa ile birlikte bağlandık. Mustafa tabii haberi verip döndüğünde bana ilk sorusu şu oldu. Hocam dedi Amerika-İran savaşı kapıda diyebilir miyiz? Şimdi beklenti o. Dedim diyemeyiz. Nasıl hocam dedi. Bu dedim Amerika'nın Amerika ile savaşı yani Süleymani'nin öldürüşü. Hatırlarsınız siz işte az önce o konuya giriş yaptınız. Konsolosluktu bir yeşil bölge. Hı-hı. Basıldı. Evet. Orada vur emri var. Tek bir mantar tabancası patlamıyor. İçeri girdiler. Bayraklar yakıldı. Amerika'nın ondan sonra sloganlar atıldı. Amerika'da kıyameti kopardı küreselciler. Niye? Görüyorsunuz işte itibarımız yerle bir. Bu Trump yok mu Trump? Ondan sonra ciddi bir tam seçim öncesi. Erozyon yaşandı. Trump da onların elinden oyuncağı alarak Süleymani'yi alarak operasyonu tamamladı. İran'da işine geldi. Yani orada direkt tahta aday bir rakip yok edilmiş oldu. Ama dıştan baktığında Amerika ile İran savaşıyor ve bunun neticesinde olay olduğu gibi görüyorsun. Değil. İçerideki o kripto yapı hep haberleşiyor, birleşiyor. Bir takım eylem, bir takım operasyonlarda birlikte hareket ediyor. Hatta dünkü bu olaya ben Amerika, İsrail, İran ortak yapımı bir sabotaj diye de bir başlık açmıştım. Çünkü bu bahsetmiş olduğumuz hani bizdeki adı paralel de her devlette dediği gibi farklı isimle anılıyor. Mesela Irak'ta da Kestizani, işte Pakistan'a git Ülkadiri. Bu yapı farklı isimler, farklı örgütmüş gibi ama aslında hepsi bir merkezde birleşiyor. İşte o merkez zaten bu siyasette dizayn, bu tür olayları birlikte yapıyor. Ben İran'da da böyle bir derin yapın olduğuna hiç şüphem yok. Zaten hani Ermenistan'a o destek Karabağ Savaşı'nda neyle açıklayabilirsin ya? Müslüman bir devlet. Yarısı Türk. 40 milyon Türk var. Sen tut Ermenistan, Azerbaycan'a karşı silahla donat. Buradan Ermeni teröristler oraya götür. Tebriz ayağa kalktı biliyorsunuz. Sınır kapısı tabii. Norduz herhalde. Tek kapı o. O Norduz kapısında siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye polisiye tedbirler zor bastırdılar. Evet. Bunu yapan İran'ın rejimi işte. Hadi izah edin bunu bana. Yani Müslüman bir devlet. Ama işte orada İsrail, Azerbaycan birlikteliği vardı. Hocam o öne sürülüyor da evet. Ben ondan da öte. Mesela 3+3 Zengezur koridoru tek ayak direyen ülke İran. İran. Evet. Ve enteresandır reisi gittiğinde
Hani o barajla birlikte muhtemelen bunları da konuşmuştur. Yani çok sıcak mesajlar verildi. Peki. Saat sürmedi. Evet. Hakkı Bey yorumuna devam etsin. Aslında çok önemli bir pencere oldu bu arada. Yani Sayın Başbuğ diyor ki İran'da var mıdır sorusu yerine hangi devlette yoktur ki bir paralel yapı demek yani lazım. Yani İran'da Türkiye gibi çok benzetirim ben. Dışarıdan baktığınız zaman kıyaslayacak, benzetecek çok fazla şey var bölgede. İşte mesela onlarda iddialı... da meşrutiyet 1906'da hatırlar mısınız? Bizde 1908, onlarda 1906. O var. Ne kadar çok yani var. Yani işte Cumhuriyet dönemi kurulmasıyla orada Pehlevilerin iş başına gelmesi, Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti 1934, reformları, İran'a taşıma çabaları, işte 80'de bizde darbe, orada 79'da devrim vesaire. Paralellikler çok fazla çünkü Batı Asya'da iki tane Arap olmayan ülke. Nüfusları neredeyse birebir aynı. Doğru. İki imparatorluk bakiyesi. Biraz güçlendikleri zaman etrafa bakıp dış güçlerle ilişkilerini farklılaştırıyorlar. Evet. Geçtiğimiz günlerde İran Şahı'nın devrilmeden 1-2 yıl önceki bir konuşması var. İsrail'i yerden yere vuran, Amerika'daki lobi güçlerini falan söyleyen. Normalde şimdi onun oğlu acayip pro-İsrail, pro-Amerikan birisi. Ama Şah da o petrol gelirleri artınca dünyanın en büyük 4. ordusunu kuracağım söylemleriyle birlikte. Biliyorsunuz bugün İran ordusunun hala hava kuvvetleri başta olmak üzere yarısından fazlası Amerikan yapımı. 79 öncesi. Doğru. Muazzam bir silahlanma var. Doğru, eskidiler işte, yedek parça yok vesaire ama bir şekilde idame ettirebiliyorlar. Dolayısıyla refleksleri de birbirine benziyor. Azerbaycan meselesi, Güney Kafkaslar meselesi özellikle önemli. Çünkü İran 79'dan beri o bölgeyi Rusya'nın arka bahçesi görüyor. Madem oraya getirdiniz, çok affedersiniz, sizi bugün çok böldük ama daha fazla yararlanmak istiyoruz. Mesela geçen hafta biz Gürcistan Başbakanı buraya geldiğinde, tamam konu doğrudan bununla ilintili değil ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında Karabağ zaferinden hemen sonra 6 ülke, yani Güney Kafkasya'dan bahsettiniz, 6 ülke olarak Türkiye, Azerbaycan, İran, Rusya, Gürcistan ve Ermenistan, bu bölgenin sorunları varsa gelin birlikte çözelim. Bu bölgenin bir refahı varsa gelin birlikte paylaşalım. Neden böyle bir istikrara talip değiliz ki mealinde bir açıklaması vardı. Ben de onu hatırlatmıştım. Yani bir de o siz de bahsettiniz. Bir de o kısmı var bu işin. Değil mi? Türk bir de devletleri o sadece Orta Doğu değil, bir de o coğrafya var yani. Türk Devletleri evet. Teşkilatı'nı kastediyorsun. Evet. O bölüm var ama orada biraz iyi niyetli bir tabii ki o bir açıklama ama şeyi de unutmamak lazım. Yani Rusya resmen Ukrayna'yı işgal ettiği gibi Gürcistan'ı da işgal etmiş durumda. Evet tabii. Yani Gürcistan'la İran... Rusya'yı aynı masaya oturtamazsınız. Nitekim Gürcistan 3+3'e itiraz etti. Evet. Biz girmeyiz bu işe dedi bir. İkincisi Gürcistan bu Zengezur koridorundan çok mutlu değil. Neden mutlu değil? Çünkü Azerbaycan'la Türkiye'nin arasında ne diyoruz hep? Bakü-Tiflis-Ceyhan diyoruz değil mi? Yani her yerde Tiflis var. Doğrudan Türkiye-Azerbaycan koridoru oluşursa Gürcistan işgalle elde ettiği birçok jeopolitik avantajdan, jeoekonomik avantajdan mahrum kalacak. Dolayısıyla ilişkiler biraz farklı. Orada temel şansımız Paşinyan gibi gerçekten barışa şans veren, evet, çatışmacı olmayan, Rusya ve İran'a mesafe koymak isteyen bir liderin olması. Eğer Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçek bir normalleşme olursa biz belki artık Zengezur'u değil, işte Kafkaslar'da belki bu üç ülkenin, belki Gürcistan'da katılımıyla bir entegrasyon görebiliriz. Peki reisinin son Azerbaycan, yani son saatlerinde yapmış olduğu o açıklama için ne diyorsunuz? Ziyaret ve açıklama. İran Azerbaycan'a özellikle 2020'den beri yaptığı bütün teklifler, Zengezur değil de bir Aras koridoru kuralım ve o güneyden geçsin diye ısrar ediyor. Hatta Türkiye'ye de son dönemde çok baskı yapıyor bu konuda. O az önceki işte Merent'ten, o helikopterin düştüğü yere yakın bir yerden Türkiye'ye demir yolu çekelim diye. Hı hı. Türkiye uzun yıllardır önceden istiyordu Zengezur'dan önce. İran ayaktırıyordu. Şimdi İran'ın sürekli bir ısrarı var. Tabii Türkiye bunu kabul etmiyor. Türkiye Zengezur, Azerbaycan üzerinden bir koridor elde etmek istiyor. Çünkü İran üzerinden zaten var. Türkiye'nin bugün Orta Asya'ya giden, Pakistan'a giden, Afganistan'a giden bütün taşımacılığı İran üzerinden gidiyor. Ama alternatif bir şey isteniyor. Yani tek bir ülkeye bağlı kalmanın bir sürü dezavantajı var. İran da bunu kendisi için hayati bir tehdit görüyor. Bunu engellemek için işte bazen Ermenistan'la, bazen dediğimiz gibi başka ülkelerle, Rusya ile işbirliği yaparak bunu engellemeye çalışıyor. Zaten 2020 Karabağ Savaşı'nda İran'ın
bu kadar gafil avlanmasının tırnak içinde en önemli sebebi oydu. Rusya orada bir değişikliğe izin vermez diye bekliyordu. Ancak Rusya'nın farklı sebeplerden dolayı Türkiye-Azerbaycan ortak operasyonuna sesini çıkarmaması, askeri operasyonun çok başarılı olması İran'ın biraz planlarını suya düşürdü. Bir de işte Coşkun Bey'in de dediği gibi yani İran'ın Azerbaycan meselesi yalnızca dış politika meselesi değil. Az önce valinin adını gördünüz. Doğu Azerbaycan valisi. Bunun bir de Batı Azerbaycan'ı var. Bir de o mesele bunun var. Bir de Zencan'ı var. Bunun bir de Erdebil'i var. Tabii. Bunun bir de Hamedan'ı var. Tahran'da gitti, bile. Türkçe Tahran'da bile değil mi? Yani gittiğiniz hiç, zaman. Dolayısıyla bu içerideki hatırlayın Karabağ Savaşı esnasında tabii. Tahran'da Türkçe, Türkiye'de çok duymaya alışık olduğumuz sloganlarla gösteriler yapıldı. Hakkı Hocam, bununla ilgili çalışmamız var. Bütün bahsettiklerinizi kapsayan bir harita. Kısaca sizi Bilgi Penceresi'ne davet edip buradan anlatır mısınız bize? Zengezur koridorunun olduğu nokta var. Bakü, Kars, Tiflis, bütün bahsettiğiniz meseleler burada. Kısaca sizden evet. dinleyebiliriz. Şimdi yani, Zengezur koridoru hep dilimizde son dönemde evet. ama hani ezbere konuşmayalım istiyorum. Evet. Nedir bu Zengezur koridoru? Yani İran'la ne ilgisi koridoru, var? İşte az önce dediğimiz gibi Bakü, Tiflis üzerinden Türkiye'ye ulaşan bir hat var. Ve yine İran üzerinden Türkiye'ye gelen bir hat var. Hı hı. Türkiye bunu doğrudan Azerbaycan'a bağlamak istiyor. Burada Nahçıvan tabii çok stratejik. Nahçıvan da aslında Cumhuriyet döneminde elde edilen bir kara bağlantısıdır. O da özel bir husus. İran'la özel bir ilişki sonucunda elde edilmiştir. Türkiye doğrudan Türk dünyasına erişmek istiyor. Yarın İran'la ilişkisini bunu engellemesini istemiyor. Rusya ile ilişkisini bunu engellemesini istemiyor. Çünkü bu gerçekten jeopolitik bu tür fırsatlar çok sık ele geçmez. Belki 100 yılda bir ele geçer. Konjonktür de müsait. Konjonktür müsait. Şu anda bütün küresel güçler kendi dertleriyle meşgul. Buranın normalde kimin arka bahçesidir? Rusya'nın. Rusya'dan izinsiz malum burada yaprak kımıldamaz. Ermenistan'da sıra dışı bir yönetim var. Ermenistan'ın bütün sınırlarını hala bugün bile Rus ordusu koruyor. Ermenistan için de çok güçlü. Bugün Rusya'da, Gürcistan'da gösteriler yapılıyor biliyorsunuz. Yabancı ajans evet. yasası. Rusya'ya yakın bir hükümet var. Hatta Azerbaycan'da bile Rus yanlısı elitler güçlüdür. Ama şu andaki konjonktür Türkiye ve Türk devletleri için muazzam bir imkan hazırladı. Türkiye bunu kullanmak istiyor. Hı hı hı. Rusya Ukrayna Savaşı ile meşgul. İran çok fazla itiraz edebilecek durumda değil. Ancak bu Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların çözülmesi buna çok yardım edecek. Hı hı. Yoksa Ermenistan'ın resmi söylemi şu, Zengezur koridoru diye bir ifade geçmiyor. Olacak koridor Ermenistan hakimiyeti içinde olmak zorunda ve bu hattın olması şart değil diyor. Ermenistan neresinden geçerse geçebilir, yolu uzatıyor, işi yani. Yokuşa sürüyor. Ama bu benim tahminim, çünkü Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler olumlu seyrediyor. Çok kısa bir süre içinde bunun olumlu sonuçlarını görebiliriz. Bu tabii bu haritada da gösterdiğiniz gibi orta kuşakla da birleşebilir. Belki burada yok ama Türkiye'nin son dönemde çok önemsediği kalkınma yolu ile tabii. Basra Körfezi'ne Basra de Körfezi. Bağlanabilir. O zaman Türkiye'nin hep bahsettiğimiz bu işte bir merkez eksen olma, hub olma projesi hem enerjide hem ulaştırmada daha da güçlenmiş olur. Yani bir geçit değil de bir hub, bir merkez, kesinlikle. Bir üs olma başka mesele bunlar. Çünkü şu anda konuştuğumuz bütün siyasi meseleler aynı zamanda biliyorsunuz uluslararası lojistikle ilgili. Hı hı. Arktik'ten, Kuzey işte Buz Denizi'nden tutun. Aşağıda Hindistan'dan, Hindistan'ı çok göremiyoruz ama Suudi Arabistan ve İsrail üzerinden ulaşacak IMEK'e, Süveyş kanalı bütün bu projeler yarışıyor. Tabii. Türkiye'nin de burada kenarda kalması, kendisini bu küresel projelerden dışlaması söz konusu değil. Konumunu kullanarak bu avantajı sağlamak istiyor tabii Türkiye. Ama az önce de arada da konuşuyorduk. Çok dinamik bir süreçteyiz. Çok. Bunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Kalkınma yolu mesela iyi başladı ama önünde birçok engel olabilir. Irak içinde ve Irak dışında geçtiğimiz gün PKK terör örgütü liderleri açıkça savaşırız dedi bunu engellemek için. Muhakkak bunu yalnızca kendi isimleriyle söylemiyorlar. Başkalarının adına da konuşuyorlar. Bunların hepsi önemli olacak. Biraz dediğim gibi yani bütün meseleler birbiriyle ilgili. İşte öbür taraftan bağlıyoruz birbirini ama IŞİD'in Horasan vilayetinde yapılanması var. Geçtiğimiz günlerde bizim akademi olarak da yayınladığımız bir rapor oldu DAEŞ Horasan diye. Afganistan'a taşınma çabaları var. Afganistan çünkü orada çok stratejik bir konumu var.
Afganistan-İran arasında sınır çatışmaları var, su savaşları var. Pakistan'a yine Afganistan'dan sızan bazı gruplar var. Dolayısıyla aslında herkes herkesle kozlarını paylaşıyor. Herkesin tırnak içinde terör örgütleri var, kurtuluş orduları var. Vesayet savaşları var. Vesayet savaşları var. Bu bir müddet daha sürecektir. Gazze'de devam eden katliam, soykırım var. Tabii onu gündem o kadar hızlı ki konuşmadık bugün ama oradaki çatışma, birazdan konuşacağız. Evet. Soykırıma varan katliamlar hala devam ediyor. Lübnan'a gireceğine dair İsrail'in işaretler var. Dolayısıyla çok kısa süre içinde burası da muhtemelen sonuçlanmayacaktır. Bu süreç birkaç yılda devam edecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Sayın teşekkür Hocam. Ederim. Hakikaten ufuk açıcı oldu. Sağolunuz. O zaman Ercan Gürses'e şöyle bir soru değil de bir pas yönelteyim. Yani bu benim gözlemim. Yani hiçbir bilimsel altyapısı yok ama o kadar çok şey var dedik ki, bırakın işte bu işleri bilmek zorunda olan siyasetçiler, gazeteciler ya da akademisyenler, onlar zaten bilmek zorunda ama bu işlerle hemhal ve meşgul olmak zorunda olmayan kendi işinde gücünde bir insanın dahi zannımca dünya ortalamasının birkaç katı üstünde siyaset, diplomasi, uluslararası ilişkiler, strateji, komplo teorisi, bunlarla iç içe olduğumuz bir coğrafyadayız. Dolayısıyla az önce o var, bu var, şu var dedik ve birçok tehlikeyi karmaşık denklem içinde aynı anda barındıran, bütün güzellikleriyle beraber tabii barındıran bir coğrafyanın içindeyiz. Bizim savunma, işte müstakil dış politika vesaire, bu alanlarda gücümüze güç katmak için yaptığımız atılımlar galiba bu harita oyunda daha fazla anlam kazanıyor, değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi Hakkı Bey'le siz konuşurken çok yakından takip ettim. Değme matematikçiler herhalde bu kadar çoklu denklemi çözemezler, değil mi? Yani o kadar jeostratejik ve şey çevremizde yaşanan olay var ki. Şimdi faktörler de çok fazla. Yani Türkiye-İran ilişkilerini, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ya da Gürcistan-Azerbaycan hangi ülkeyle olursa olsun tek bir şeyle izah edemiyorsunuz. Tabii. Hele Rusya ile Türkiye'nin mesela çatışan menfaatleri var, birleşen menfaatleri var. Amerika Birleşik Devletleri ile keza öyle. Ama bölge ülkeleri açısından sizin söylediğiniz gibi bağımsız dış politika izlememiz ve savunma sistemlerimizin ne kadar gelişmiş olduğu buradan ortaya çıkıyor. Bakın şu İran'a gönderdiğimiz TİHA filan mesela, yani o gece görüşlü helikopter Cougar. Ya bunlara sahip olmak ne kadar önemli. Hocam dedi ki mesela Hakkı Hoca, o benim çok dikkatimi çekti. İran ve Türkiye birbirine çok benzer bir ülke. Benzer coğrafyalarda Arap olmayan iki ülke halkları ve yani benzer süreçlerden geçmişler. Köklü devlet geleneği olan. Tabii darbeleri bile benzer zamanlarda 80 ve 79'da. Şimdi İran zannediyorum, yani ezbere konuşmayı, milli gelir olarak bizden geridir diye tahmin ediyorum. Üçte birimiz. Milli gelirin üçte biri. Şimdi şey olarak bölge yani şey olarak nüfus benzer ama şey yani toprak Türkiye'nin iki misli ve doğalgaz ve petrol altyapısı çok güçlü. Yani Türkiye'nin böyle doğal kaynakları olmayan bir ülke olmasına rağmen, yani her ne kadar eleştirirsiniz, ekonomide eleştiriler yaparsınız ama Türkiye'nin ben kendi ayakları üzerinde durma yeteneğinin, dışa açıklığının İran'a göre çok büyük bir avantaj olduğunu görüyorum. Yani İran'la özellikle kıyasladım ama son zamanlarda savunma sanayi atılımlarımızın ben uzun vadede bize çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sadece ve sadece bölgede görece üstünlüğümüz açısından aslında değil. Aslında başladı da görmüyoruz hocam. Tabii. Hocam görece üstünlük açısından söylemiyorum. Yani bizim savunmamız işte İran'dan öndedir, Bulgaristan'dan vesaire, ondan bahsetmiyorum. Maddi anlamda da başladı. Tabii. Yani 12 milyar dolarlık bu sene için kontrat yapıldı. Ama ondan sonrası da gelecek. Çok fazlası olacak. Dışarıya kaçırdıklarım ama var. Ama bundan daha önemlisi de var hocam. Sizin alanınıza da girmiş olacağım belki ama. Estağfurullah. Şimdi kötü komşu ev sahibi yapar hesabı. Yani şunun gibi bir durum söz konusu oldu. Bize mesela o TİHA'ların, o bahsettiğimiz SİHA'ların gece görüş sistemlerini vermiyordu Kanada. Şu anda onu Türkiye kendisi üretebiliyor. Sadece onu değil, yani Türkiye kendi savaş uçağını üretecek, başka sistemlerini üretecek ve yani paradan çok daha önemlisi belki canı istemeyecek, stratejik amacı gereği bazı ülkelere satmayacak. Bazı parçaları vermeyecek. Ya ne dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan? F-35 meselesiydi galiba. Tamam, biz bunu çok istedik. İstiyoruz da. Ama iş dönüp dolaşıp bizim müstakil dış politikamıza, kendi stratejimizi kendimiz belirlememiz noktasına gelirse vazgeçilmeyecek bir unsur değil dedi.
Kesinlikle yani düşünün siz NATO'da ortaklık yaptığınız ülkeler size silah ambargosu uygulayabiliyorlar. Almanya'nın hala yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Türkiye'ye uyguladığı bazı ambargolar söz konusu. Aynı Almanya soykırım yapan İsrail'e silah yağdırıyor. Ya bunları hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Yani Türkiye'nin burada güçlü olması gerekiyor. Bu bahsettiğiniz stratejik dengeler anlamında da, Gürcistan'la ilişkiler anlamında da, Ermenistan'la yakalanan böyle süreç anlamında da, konjonktür anlamında da aslında avantajlar da yakaladık. Bir de hocam bir şey daha söyledi Hakkı Hocam. Ona da değinmek istiyorum. Çok kısa Fatih Bey müsaadenizle. Estağfurullah. Yani şimdi PKK mesela Kalkınma Yolu Projesi'ne karşı çıkıyor değil mi? Ne kadar doğru olduğunu gösteren bir örnek tabii bence. Ya PKK bu şekilde karşı çıkıyorsa kimin adına karşı çıkıyor dediniz. O da çok önemli bir şey. Kimin adına karşı çıktığını tahmin etmek zor olmasa gerek. Şimdi Türkiye hem terörünü elimine edecek hem o Kalkınma Yolu Projesi'yle Irak'la yeni bir hat çizecek. Belki İran'ı işin içerisine dahil edecek uzun vadede bilemiyoruz ama Türkiye bu yani bağımsız dış politika atılımlarını bence geleceğe matuf olarak çok önemli bir hamle olarak yaptı. Dünyada dikkat çekiyor. Zaten bölge üzerinde de en istikrarlı ülke Türkiye. Yani onu da söylemek lazım. O zaman ben Sayın Başbuğa şunu soracağım. Bu hakikaten tırnak içinde söylüyorum. Yani anlamsız bir soru olabilir belki. Ama şimdi ne dedik? Sayın Hocam ne dedi? Yani Türkiye ile İran bölgesel anlamda da değil mi? Çok birbirine benzeyen iki ülke, benzer süreçlerden geçmiş. Ama ayrıştığımız bir nokta var galiba. Şimdi İran ambargodan, yaptırımlardan bahseden ve kendi yağında kendi kavrulan bir ülke. Bunu biliyoruz. Fakat bu durumda kendi silahını, değil mi? Kendi gücünü çok iyi yönetemedi galiba. Ne dersiniz? Evet. Yani şimdi biz bu kadar kısa sürede üstelik böyle bir ambargo yokken dahi bunu başarabiliyorsak burada bir ayrışma söz konusu galiba. O konuda öyle bir kıyas yaptın da yanına yanaşacak ikinci ülke yok. Amerika dahil buna. Ama bölge için önemli bir kıyaslama bence bu. Elbette. Amerika mesela öyle kendi başına bir şey icat etmiş değil. Oradan buradan beyin göçü toplamayla hani sırf Amerika'nın sömürgesi olan topraklar değil, beyinler de sömürgesi. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda o gemiyle götürdükleri İnsanlarımız hala orada. Buradan Benjamin gönderdik, oradan Benjamin geldi. Buradan Davut gönderdik, oradan David geldi. Amerika bununla işi harmanladı, bir noktaya geldi. Bugün herkes ülkesine de Amerika kalır ortada. İran ki aynı denklemin içinde. Değerli hocam az önce program başında bir örnek verdi. Yani bunların kendi İHA'sı, SİHA'sı yok mu diye. Mesela İran bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bizimkiyle kıyaslanamayacak kadar geride kalmış bir teknoloji üretiyor. Hatta Rusya ile Ukrayna Savaşı'nda bir takım işte oraya el altından dronlar satıldı. İşte İran inkar etti. Rusya aldık dedi, almadık dendi. Onların hepsi bir fiyaskoydu. Yani ne attığı mermi hedefe buldu ne de o silah tesisat bir etki üretti sahada. Dolayısıyla o anlamda eğer bir kıyas yaparsan sevgili Fatih, ben ikinci bir ülkeyi benim yanıma yaklaştırmam. Bugün Avrupa'da da aynı tablo var. Yani mesela geçen biz seninle şeyi hatırlarsan burada Volde anlatmıştık. Hangisi? Marlin'i. Evet. Albatros'la Marlin beraber anlattık. Marlin NATO'da tatbikatta. Orada olsan yani gözyaşını tutamazsın. Hepsi yola çıkıyor. Hepsi yoldan geri dönüyor. Kimi hava şartları, kimi yamulmuş, orası eğilmiş, burası barkılmış. Bir tek aslanlar gibi ok gibi gidiyor, ok gibi geliyor. Hem de tam isabet, hedefi verilen görevi yaparak. Şimdi birçok teknolojide biz çok iyiyiz. Ha İran ve işte bölge ülkeleri bundan faydalanabilir mi? Biz mesela Türk Cumhuriyetlerinde çok önemli atılımlar da aslında yaptık şu aralar. Azerbaycan'da. Ortak üretimden tut, teknoloji paylaşımına kadar birçok konuda işbirliği içindeyiz ki ben İleride inşallah olacak. Şuşa beyannamesinin imzalandığı gün aslında Türk bayramı olarak kutlanacak. Diğer ülkeler de bunun yanına eklemlenecek. İran da aslında bu şansa sahip. Yani biraz İran akıllı hareket etse yarısı Türk olan coğrafya bir anda kaynaşır. Azerbaycan'da da bizde de. Ama hani az önce dedik ki Amerika ve İran birbirle hani faydalanıyorlar, kullanıyorlar diye. Aslında ikisi de birbirini kullanıyor. İkisi de birbirinden istifade ediyor. Amerika buradaki varlığını İran'a dayandırıyor. İran buradaki işte yaptığı o yayılmacı politikayı vesaire İslamiyet adına bir mücadele yürütüyor bahanesini Amerika için köpürtüyor.
Dolayısıyla burada eğer o 3 artı 3 formülü karşılık bulsa onun sonu bambaşka yerlere gider. Peki. Ve İran hani ambargolar diyoruz ama Amerika perde arkasından çok teknoloji de orada alışveriş de sürüyor. Benim hep aldığım bilgi o. El altından yürüyen ciddi bir ticaret var. Bu zaman zaman medyada düştü bu haberler. Ne İran inkar etti ne Amerika yok öyle bir şey dedi. Dolayısıyla biz burada bölgede hani ben bölgesel gücü artık şey yapıyorum, evirdim. Küresel güç Türkiye. Bir tek ekonomide sıkıntılarımız var ki herkes de var. Onun haricinde ben artık ülkeyi küresel güç olarak anıyorum. Ona göre de bir kıyas ve sınıflandırma yapıyorum. Çok teşekkürler. Şimdi buradan şunu hatırlatarak konuyu değiştireceğim. Yani bu kazayla ilgili, sonrasında yaşananlarla ilgili, yapılan açıklamalarla ilintili elimize ne gelirse, haber merkezimize sıcağı sıcağına ne düşerse birinci sayfada sizlerle paylaşırız, paylaşacağız. Ama eş güdümlü, eş zamanlı takip ettiğimiz başka konular da var. Onlardan biri de Gazze katliamı, soykırımı, yaşatılan soykırım. Şimdi Netanyahu'ya tutuklama talebi de bugün önemli bir gündem maddesiydi. Kısa bir haberimiz var. Neler yaşandı onu bir izleyelim, sonra devam edeceğiz. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde katliam yapıyor. Bugüne kadar 35 binden fazla Filistinli katledildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, katliamların emrini veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunda bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu söyleyebilirim. Başsavcı Kerim Han, Netanyahu ve Gallant'a yönelttiği suçlamaların gerekçelerini de açıkladı. Bu suçlar 7 Ekim 2023'ten bu yana sivilleri savaş metodu olarak açlığa mahkum etmek, sivillere yönelik kasıtlı saldırı düzenlemek, kasten büyük acılara veya yaralanmalara neden olmak, insanlığa karşı suç olarak zulüm ve insanlık dışı eylemleri içeriyor ve ne yazık ki hala devam ediyor. Başsavcı Han, aralarında İsmail Haniye'nin de bulunduğu Hamas'ın 3 üst düzey yöneticisi hakkında da aynı talepte bulundu. Başsavcının başvurusu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde değerlendirilecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının Hamas yöneticilerine ilişkin talebine tepkiler gecikmedi. Hamas bu başvuruyla kurbanla cellat bir tutuldu ifadesini kullandı. Evet, şimdi Hakkı Hocam birazdan aramızdan ayrılacak programdan. Dolayısıyla ilk sözü ona vermek istiyorum. Gazze ile ilgili de yorumunu merak ediyorum. Ya, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han bu başvurunun gerekçelerini açıkladı. Yani Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunuldu. Netanyahu'nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler var dedi. Bu yaşatılan, İsrail tarafından yaşatılan katliam ve soykırım çizelgesinde nasıl bir dönüm noktasıdır ya da bir dönüm noktası mıdır? Aslında bu zaten uluslararası toplumun vicdanında bu hüküm çoktandır gerçekleşmişti. Yani az çok olaylara tarafsız bakanlar bile oradaki soykırımın farkına varmıştı. Nitekim biz en son Amerika'da kampüslerde gençlerin işte o sokaklara döküldüğünü, protesto yaptığını gördük. Bütün dünyada, yalnızca bu küresel güney ülkelerinde değil, yalnızca İslam ülkelerinde değil, Avrupa'da, Amerika'da bile insanların bunu çok şiddetli protesto ettiğini, İsrail'e desteğin Amerika'da bile tarihin en düşük seviyesine geldiğini, özellikle genç kesimler arasında İsrail'den giderek bir uzaklaşma olduğunu gördük. Uluslararası Mahkeme'nin kararı da bunu teyit etmiş oldu bu anlamda. Ama tabii uygulanabilir mi? Bu başka bir şey. Ama ister uygulansın, ister uygulanmasın, hep söylediğimiz bir şey var. Yani 7 Ekim'de bir şey oldu ve bitti. Yani o İsrail'in işte caydırıcılığı, Netanyahu'nun bunun peşine siyasi hayatı, bunların hepsi İsrail'e yarattığı şok. İşte biliyorsunuz İsrail toplumu bunu Holokost'la kıyasladı, 2. Dünya Savaşı'yla kıyasladı, işte 11 Eylül'le kıyasladılar. Dolayısıyla bunlar etkisini zaten yaptı. Ama 7 Ekim'den beri ben bunu çok sık kullanıyorum.
Bildiğimiz dünyada değiliz. Yeni bir dünyadayız. Hamas'ın eylemi bildiğimiz bir eylem değildi. Yani Hamas örgütünü biliyorduk ama böyle işte 1500 İsrail'in öleceği, yüzlerce askerin öleceği bir eylemi hiçbirimiz herhalde aklımızdan geçiremezdik. İsrail'in verdiği cevap bilinen bir cevap değil. Bir tırnak içinde, İsrail öyle gördüğü için söylüyorum, öyle değil ama tırnak içinde bir terör örgütüyle mücadele değil, bir halka karşı toplu bir katliam, soykırım çabası. 100.000'e yakın kişinin ölüp yaralanmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla yine İsrail'in işte büyükelçilikleri açık açık bombalaması, İran'ın İsrail'e kendi topraklarından yine fırlattığı füzeler. Bütün bunları az önce çok kısa özetlediğim küresel resme koyduğunuz zaman aslında bu küresel belirsizliğin bölgeye birer yansıması. Ve ne yazık ki bu resme baktığınız zaman önümüzdeki dönemde çok iyimser olamıyorsunuz. Muhtemelen yine alışık olmadığımız resimleri göreceğiz. Dediğimiz gibi bu hangi coğrafyada olur çok bilmiyorum ama Lübnan çok aday görünüyor bu resme. Çünkü orada ciddi bir hazırlık var. İsrail'in ordusunun hazırlığı var. Zaten orada ufak tefek çatışmalar oluyor. Özellikle radarlara vesaire Hizbullah'ın saldırıları var ama bunun büyümesi söz konusu. Zaten yani siz 100 bin kişilik bir halka saldırıyorsanız burada yapmak istediğiniz şey çok belirgin. Siz bir mesaj veriyorsunuz. Çünkü caydırıcılık bu şekilde inşa edilmiyor. Filistin'in dışına da mesaj veriyorsunuz. Hı hı. Hep söylediğim bir şey var. Yani insansızlaştırma, yok etme. Yok etme. Ve şunu da söylüyor. Yani Amerika bu bölgeden çekilecek olabilir. Ama biz buradayız. Ve ben bunu şey biz onun yokluğunu aratmayız diyor. Yani. Aratmayız. Gerekirse nükleer silah kullanırız olarak da ben bunu okuyorum. Çünkü eğer siz Gazze'ye nükleer silah bile atsaydınız en fazla bu kadar insan ölürdü. Dolayısıyla yarın Lübnan'da başka bir yerde benzer şeyler tekrarlanabilir. Bakın Suriye çok ilginç bir örnek. Az önce hocam da bahsetti Beşar Esad örneğinden. Yani Filistin'e destek, Gazze'ye destek gösterileri bile yasaklamış durumda. Evet. O kadar kendisinden korkuyor. Dolayısıyla bu çatışmanın yayılması hala ciddi bir ihtimal. Sonuca dönecek olursak yani bu uluslararası mahkemenin kararı bu şeyi ne kadar etkiler? Bence pratikte Netanyahu'yu durdurabilecek tek güç Amerika. O da şu ana kadar gerçekten bu gücü kullanmadı. Peki. Yalnızca sözlü olarak uyardı, yaptırım tehdidinde bulundu ama pratikte hiçbir adım attığını görmedik. Peki. Şimdi bir araya gideceğiz. Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Doktor Hakkı Uygur'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisi ayrılacaklar. Hocam sağ olunuz. Ben teşekkür ederim davet için. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz tekrar. Diğer üç kıymetli konuğumla devam edeceğim saat başında. Efendim bir kez daha merhaba. Birinci sayfa devam ediyor. Son saat dilimimizdeyiz. Hakikaten yani bugün tabiri caizse böyle deve dişi gibi başlıklarımız var. Ama konuklarımız, birbirinden kıymetli konuklarımız hepsini bizim için değerlendiriyorlar. Zeynep Hocam'la başlayacağım. Şimdi Netanyahu ile ilgili bu karar. Aynı soruyu size de soracağım. Önemli bir karar mı? Ne diyorsunuz? Yani ben de Hakkı Bey gibi düşünüyorum. Tabii ki çok önemli. Yani bu böyle bir kararın çıkması. Ama işte pratikte bir karşılığı yok ne yazık ki. Bunun çok önemli bir nedeni de biraz evvel Hakkı Bey de söyledi. İsrail'e dur diyecek bir güç yok. Yani Amerika'nın karşısında Amerika'nın gücü kadar dengeleyebilecek, Amerika'nın gücünü dengeleyebilecek bir süper güç çıkmıyor uluslararası sistemde ve ne İsrail'e ne ABD'ye dur diyemiyor. Yani Amerika öyle Birleşik Devletleri'nin yıllara sahip bir şekilde yerleştirdiği şu anlayış mı? Bu iş ancak ABD isterse biter mantığı yerleştiği için mi böyle oluyor? Evet ama bence İsrail'in bugün uyguladığı bu kadar çok cinayet, bu kadar üzücü hadiseler, ölümler Amerika onayladığı için oluyor. Daha doğrusu Amerika'nın çıkarlarına hizmet ettiği için oluyor diye düşünüyorum. Özellikle Doğu Akdeniz'e sahip olmak, burada İsrail vasıtasıyla Orta Doğu'yu dizayn etmek biraz evvel de söyledim. Aslında
Amerikalıların bir stratejisi vardır. Bu çok eski yıllardan beri de uygulanır. Çifte sütun stratejisidir. Two pillar strateji derler. Çifte sütun derler. Orta Doğu'da bir ayağı Amerika'nın İsrail'dir. Bir ayağını da özellikle son zamanlarda çok raporlarında vurguladılar. Denize çıkışı olan Kurdish state-led dediler. Ben İngiltere'deyken bunu çok okuyordum raporlarda. State-led devlet değil, denize çıkışı olan devletçik gibi. Yani o şekilde tercüme edebilirim. Yani iki sütun politikasına, yani stratejisine özür İkinci derim. Sütunu biraz daha açalım İki hocam. İki sütun derken mesela eskiden Amerika, Suudi Arabistan'ı ve İran'ı, yani Şah zamanında Orta Doğu'da iki sütun ana sütun olarak görüyordu. Evet, iki yani denklemi onlar üzerine kuruyordu. Evet, onların üzerinden Orta Doğu'da kendi hakimiyetini yürütüyordu. Fakat daha sonra bir sürü değişiklikler oldu. İşte Şah devrildi vesaire. Ama şimdi ben gördüğüm kadarıyla İsrail bir garnizon devlet hep söylenir biliyorsunuz. Bir de bir Kurdish state-led onların deyimiyle, yani denize çıkışı olan, hatırlarsanız Rojava, yani 6 vilayetten oluşan Rojava diyorlardı. Bizim sınırımız boyunca Derbesiye falan onların hepsini içeren ama Akdeniz'e çıkışı olan bir stripe dediler, şerit oluşturacağız dediler. Buna da Kurdish state-led dediler. Ama biz buna izin vermedik. Şimdi onu söyleyeceğim. Biz buna izin vermedik. Aslında o stratejilerini biz bozduk. Tabii bu bizim 15 Temmuz'la paralel oldu bunların hepsi, hatırlarsanız. Bizi de şimdi mesela reisinin ölümünü falan tartışırken aslında bu tarz şeyler hep bize de uygulandı. Bizi de Cumhurbaşkanımızı bizim öldürmek istediler. Tabii. Tayyip Erdoğan'ı da aynı reisi gibi bertaraf etmek istediler. Bunu yapıyorlar. Bunun aslında çok da farklı yöntemlere başvurmuyorlar. Hep benzer yöntemler var. Dolayısıyla bu stratejinin bir ayağını bir türlü etkin bir şekilde kuramadılar. 2000'lerin başında hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani Ercan Bey benden daha iyi bilir gazeteci olarak. PKK'ya eğitim veren İsrail'i biz tartışıyorduk. Fotoğrafları çıktı basında hatırlarsanız. Yani İsrail ile PKK bağlantısı, bu demin söylediğim benim İngiltere'de raporlarını okuduğum bu şeritin oluşturulması, Rojava'nın state-led kavramının ortaya atılması, bunların hiçbiri tesadüf değil. Şimdi bu kadar dizayn etmeye çalışan bir Amerika'nın şimdi Gazze'deki bu ölümlere üzülüyormuş gibi yapması bana hiç inandırıcı gelmiyor. Yani İsrail'in burada, ben Suriye'deki Beşar el-Asad'ı bertaraf etmek istediğini, istemesini ve bertaraf etmesini desteklediğini düşünüyorum. İran'ı aynı şekilde temizlemesini istediğini düşünüyorum. Burasını kendi kontrolünde, ki demin siz mi söylediniz, Hakkı Bey mi söyledi? Lübnan'da sıra şimdi. Hakkı Bey söyledi. Hakkı Bey söyledi. Evet. Yani Beyrut limanı patlamasını hatırlayın. Bu patlama oranında 11 Eylül'üydü. Aramco saldırısı Suudi Arabistan'ın 11 Eylül'üydü. Yani şunu söylemek istiyorum. Her ülke nasibini aldı. Patlamalarla, ayaklanmalarla, darbelerle, suikastlerle. Evet. Ve sonuçta İsrail'in bu mahkeme tarafından hani böyle cezalandırılmasının ben pratikte sahada bir karşılığı olduğunu samimiyetle, yani samimi olarak söylemek gerekirse hiç de düşünmüyorum açıkçası. Çok teşekkürler. Devam edeceğiz. Bir bölgeye gitmekte yarar var. Hemen hemen her akşam birinci sayfada kıymetli meslektaşım Sami Berhum'la bir araya geliyoruz. O da bize bölgeden, sahadan, ön planda ve arka planda ne yaşanıyorsa hepsini aktarıyor. Hemen Gazze şeridinde bulunan Sami Berhum'a ben sözü vereceğim. Bakalım Sami bugün bize neler anlatacak? Söz sende Sami. İyi akşamlar Fatih. Tabii ki
dünya gazeye bakıyor ve gelişmeleri takip ediyor. Hem siyasi hem insani olaylara dikkatlice bakılıyor. Şu anda Amerikan bir gelişmeler, şu andaki yeni yapılan liman ve buradaki batı bölgesindeki yapılan bu limanda yaklaşık 320 milyon dolar bir maliyeti olan birkaç hafta içerisinde bu limanı tamamlandı ve Amerikan Pentagon ve bu limanın temel hedefi Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılmış bir mina. Ancak burada jeopolitik yeri şu andaki bu lojistik bir hedef haline bu Netserim bölgesinden ta İsrail'in merkezine buradan bu tam bir kuşak olarak İsrail için bir İsrail ordusu için ve diğer gerekçeli olan tankların, askerlerin ve bu limanın sadece Gazze için yapılan bir insani yardım ulaştırmak için değil, ancak bu limanın farklı ajandalar var bunun için. Özellikle Gazze'ye yakın olan gaz petrol yerleri var. Aynı zamanda bu geçiş yolu acaba başka bir geçişler için mi yapılıyor? Aynı zamanda dediğimiz gibi bu Rafah kapısını ve diğer kapılar İsrail güçleri bunu bir askeri kışla değiştirdiği için acaba bu bir kapı olarak yapılıyor? Ve bu farklı planlar ve şu anda Amerika ile İsrail arasında bir planlama yapıp son bir saatler içerisinde Biden bu limanı ilan ettiğinde Amerikan güçleri askerlerin hiçbir zamanda Gazze'nin içerisine içeriye girmeyeceklerini söylüyor. Ancak bu ciddi anlamda kara hava ve hava saldırısı savunması projesi veya onlara ait farklı savunma sistemleri koyulduğunu görüyoruz. Tabii ki burada farklı farklı planlamalar var ve bu savaş uzun soluklu olacağını düşünülüyor. Sadece askeri hareketlenmeler açısından değil, jeopolitik Amerikan güçleriyle alakalı bu bölgedeki emellerini gösterecek ve özellikle bu bölgedeki ana yolu, bu kuzey batı Gazze'ni ana halterlerini aynı zamanda diğer bölgeleri birbirleriyle bağlantı olan bölgeleri artık bir askeri kışlalar haline değiştiriyor yavaş yavaş ve dediğimiz geçen Ekim ayından bu yana şu anda dediğimiz 8. aydan ve bu İsrail bu savaşı kuzeyden ve güneye doğru devamlı bir kıskaç içerisinde alıyor ve yavaş yavaş Mısır sınırından Rafah şehrine doğru adım adım ilerliyor. %40 Philadelphia kavşağını ve oradaki bölgeyi, Mısır ve Gazze arasındaki bölgeyi zapt etmiş durumda. Evet, Sami Berhum çok güzel özetledi aslında. Şimdi ben Coşkun Hocam'ı davet edeceğim. Penceremizin
önüne ve bu rıhtım meselesini size sormak istiyorum. Şimdi Sami güzel özetledi, siz de dinlediniz. Evet. Bundan iki hafta önce bu rıhtım işini sizinle derinlemesine ele almıştık. Doğru. Siz böyle bu legolara benzetmiştiniz. Bunun bir, evet işte onun bir sebebi var dediniz. Yavaş yavaş bu mesele ete kemiğe bürünüyor. İşte. Ne var canım, yardım tırları geliyor mu, devamı var mı? Şimdi ne var canım, yardım tırları geliyor. Şu an oynanan oyun... Gelmesin mi yani? Heh. İyi de buradan soralım Amerika'ya. Bunun daha önce örnekleri var. Hep mahallinden tedarikle bu işleri çözüyordun. Ne gerek var gemilerle onca yükü, onca mili taşıyarak getirmeye? Ha, burada şimdi Amerika'nın şu konuda dünyada tepki toplayacağını bildiği için sergilediği maske ne? Yardım ya. Burada insanı maksatlarla kuruyoruz biz bunu. Hı hı. Ve size garanti ediyoruz, hiçbir Amerikan askerin ayağı Gazze topraklarına basmayacak. Söylem bu. Peki gerçeği bu mu işin? Muhabirimizin adı neydi? Sami. Heh, Sami kutlamak lazım. Güzel anlattı Sami. Güzel anlattı. Yani... Çok da iyi yakalamış. Yani bunun bir aldatmaca olduğunu, esasında başka niyetlerle kullanma riskinin olduğunu çok güzel özetledi ki doğru tespit, doğru teşhis. Bunun gelecekte bu şu tırın olduğu yerde Amerikan tanklarının, zırhlı araçlarının yürüdüğünü görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Bu neyin hazırlığı? İşgal. Neden işgal? İnsansız, hedef ne? İnsansızlaştırma mı? İnsansızlaştırma ve hatta sevgili Fatih, burada onlar tahliye diyor da biz sürgün diyoruz. Kalan insan nüfusuna göre buradan bir tahliye planı söz konusu Amerika'nın şeytani aklında. Bunu zaten kustular. Söyledi işte, expansion mu dedi? Neydi? Öyle bir şey söyledi değil mi? 1 milyon kişinin tahliyesi kolay bir iş değil diye Amerika'nın kendi içinde yaşadığı tartışmalar var. Bunlar medyaya düştü. Yani ben bunları hayali, fantezi olarak üretmiyorum. Burada bir okuma yapıyorum. O okumayı da mevcut delillerle örtüştürmeye çalışıyorum. İşte örtüştürdüğünde şu tablo ortaya çıkıyor. Amerika'nın zaten şeytani aklında burada bu tırların yerine yakın zamanda zırhlı, sonrasında bu gemilerle başka coğrafyalara sürülen insanların taşınması gibi bir şeytani plan var. Tutturamaz ise onu da dillemeye başladılar. Filistin'i temsil eden bir siyasi irade, iki devletli bir toplum, iki devletli bir çözüm ve takdir edersin ki gene hani o Batı Şeria diye adlandırdığımız, şu an paramparça olmuş o coğrafyada Mahmud Abbas kılıklı bir kişi üzerinden buradaki o kalan insanları siyaseten yönetmek. Bunun adına işte Filistin'i temsil eden bir siyasi irade diye bir maskeleme yapacaklar. Tam bir siyasi asimilasyon. Heh, bravo. Şimdi burada hani biz dedik ya inşaatı devam ediyor. Bakın şurada gördüğünüz şöylesi bir parça. Evet. Bunlar böyle birbirine geçmeli parçalar. Üstten şu mandallarla bağlanarak bir bütün halinde reaksiyon gösteriyor. Bakın elektrik hattı vesaire bütün o ulaşım bunun üzerinden sağlanıyor. Şurada bak, gördün mü pontonları? Evet, evet. Bunlar özel, parça parça getirilen. Çok da ciddi bir lojistik gerçekleştirmiş Amerika. Burada tonların ağırlığı var. Tonlarca ağırlık var. Ve sırf bu için ta oralardan getirildi. Bu platformlar, bakın rampayı görüyor musun? Rampayı attı. Bunun üzerinden inen tırın yerine yakında tank inecek. Şimdi mesele çok iyi anlaşıldı. Siz diyorsunuz ki senin muradın, maksadın şu tırlarla bu insanlara yiyecek, gıda, işte temel yaşam malzemesi götürmek olsa bunun bin bir türlü yolu var. Batı Şeria'da örneğin yollara taş, barikat konulmasını engellersin. Mesela ya da bir sınır kapısından bunu halledebilirsin bir şekilde. Fatih, bir kere bak. Şurada işte o gemilerle getirilen malzemeler ya mahallinden ya. Yani yaptın sen bunu. Tabii, Irak'ta tabii. Körfez harekatı zamanı aslında Körfez'in işgali olan o harekatı, ben bir fiil oradaydım. Aynı bölgeden tedarik edildi. O Çaynok tip helikopterlerle hem de çok süratle taşındı. Böylesi binlerce palet yardım içerilere götürüldü. Hatta fazla geldi, PKK'ya verdiler. Irak'a gidiyoruz diye, evet, girdiler.
açıktan tekrar geri dönüp Cudi'ye, PKK'ya erzak attılar. Şimdi bütün bu hengamenin maliyeti 320 milyon dolar olmuş. 1000 Amerikan askeri görev almış burada lojistik olarak. Evet, şimdi bu 1000 Amerikan askeri nerede kalacak? Tabii. Dedi ya Gazze'ye ayak basmayacaklar diye. Şimdi burada ciddi bir işletim var ama bu platformu nüfusu kaldırmaz benim gördüğüm. Ha, burada demek ki daha doğrusu o kadar personele ihtiyaç yok. Burada neticede gemi gelecek, rampayı açacak, bu yardım malzemeleri girecek içeriye, boşaltıp gelecek. Plan buna kurulu. Ama bunun için 1000 asker bendeki ilk endişe, ilk şüphe. Bak görüyor musun? Burada hep mekanik, yani kişiden çok sistemin çalıştığı bir lojistik imkan sağlanıyor. Ve bu bahsetmiş olduğum araçlar karayla buluşuyor. Adı yardım. Bunun dünyada başka bir örneği var mı? Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bu şekilde. Tam yok, bu ilk. Yok, bu ilk. Yani benim şahit olduğum ilk. Burada şimdi şöyle başka bir şey diyorsun. He, böyle şunu da konuşmak lazım sevgili Fatih. Burada Amerika'nın bu yardımları yapması için tırnak için öyle asla insani bir niyeti yok da bu bir aldatmaca. Bunu yapması için illa böyle buralara bu köprüleri getirip kurması, aynı zamanda illa böyle gemilerle o yardım malzemeleri buraya getirmesi gerekmiyor. Temel gıda maddeleri, temel sağlık malzemeleri dünyanın her yerinde aynı. Tabii. Evvel yaptı. Irak'ta göstermelik oradaki bir kitleyi motive etmek için yardım ediyormuş gibi gösterdi. Hep bu halinden temin etti. Şimdi burada daha da işin garip tarafı güvenliği İsrail alacak diyor. Ya madem İsrail'le bu derece uyum içindesin, açtır kapıları karadan. Tabii onu söylüyorum. Mahallinden yani. Getir. Maksat oysa ha, eğer. Oysa eğer insanlık ve yardımsa ha, yapamazsın. Niye? Çünkü senin burada amacın yardım etmek değil ki. Senin burada amacın şeytanlık. Nasıl? Bu bahaneyle gelen ve kurulan platform şu an dünyayı insanlığa tatlı tatlı yedirildi. İş bu noktaya geldi. Bizim gibi kurtarıcı bazı, Amerika. Heh, o maskeyle geldi. Bizim gibi artı bölgede bu gelişmeleri yakından takip edenler feveran etti. Az önce işte sevgili muhabirimizin yaptığı gibi. Dediler ki ya kardeşim bu iş öyle yardım maksat değil. Başka bir plan dönüyor burada. Evet. Bunu sadece ben söylemiyorum ha. Oradan da birçok bu işi yakın takip edenlerin ortak kanaati o. Bu bir işgal planı, bu bir işgal hazırlığı ve Amerika burada bir şeyi bahane ederek. Bu da onun yani dediğinizin legal bir ambalajı mı diyorsunuz? Heh. Zaten ben onu şöyle tanımlamıştım ilk daha bu konu gündeme geldiğinde. İllegal yordan işgal edemediği Gazze'yi böylesi legalleştirdiği yollarla işgal edecek demiştim. Peki. Süreç oraya gidecek. Çünkü bunlar Amerika'nın uyguladığı şeytani taktikler. Yavaş yavaş yedire yedire öyle alıştır bir noktaya yani, getirir bütün ki. Bütün dünyayı alıştırarak. Alıştırır. İş bitip de burada zırhlı araçları gördüğünde bunlar nereden çıktı diyemezsin. Zaten işleyen bir sistem var. Şu an ben bunu bu maksatta kullanıyorum der. Çünkü burada Amerika'nın dediğim gibi iki tane planı var. Yapabiliyorsa zorla önce işgal. Hı hı. Bak önce işgal İsrail'e benzemez. Amerikan hani askeri yapısı biraz daha derli toplu. İsrail'inki bildiğin terör örgütü, bir çapulcu sürüsü. Ama Amerika öyle değil. Buradan tanklarla, zırhlı araçlara girdiği takdirde orada çok acımasız sonuçlar alır. Onun zaten niyeti buna kurulu ve bunu da zaten şimdi gerekçelendirmeye başladılar. Zaman zaman sorular soruluyor. İlginç coğrafyalarda, ilginç platformlarda. Gazze'den size bir saldırı olursa bu köprüye, tabii, tavrınız ne olur? Kendimizi koruruz. Bizim de bir cevap hakkımız doğacak. Tabii kendimizi koruruz diyor. Yani Amerikan askeri de kendini koruyacaktır diyor. Daha şimdiden seni o algıyı beynine yerleştirerek o ana hazır ediyor. Peki. Bu olay gerçekleştiğinde de göreceksin birçok kişi, adam hakikaten ne güzel çalıştırıyordu. Şimdi Gazze'liler de kaşındı. Bu da olacak iş mi? Bu da olacak iş mi? Adam da haklı olarak cevabını veriyor. Kardeşim diyecek. Peki. İşte o noktaya bir hazırlık bu. İnşallah ben yanılırım. İnşallah Amerika insan olduğunu hatırlamıştır. Bunu o niyetle kuruyordur. Çünkü burada eğer Allah korusun o kara tablo olursa, o çizdiğimiz senaryo, sevgili Fatih, ilk Gazze'nin işgal ve katliam soykırımını ararız. Peki. Burası öyle bir coğrafyaya dönüştü maalesef. Hocam teşekkürler. Ercan Gürses nasıl bir yorumla devam edecek bu tabloya? Valla bizim söyleyeceklerimizi hocam çok güzel anlattı. Yani bunun işgal ve insansızlaştırma amaçlı olduğu o kadar açık ki Fatih Bey. Yani orayı böyle sivilden uzak hale getirme.
sivilden uzak hale getirmek, bir de Amerika Birleşik Devletleri'ni biz çok yakından tanıyoruz. Yani bu kadar insani yardımlara hevesli bir ülke olmadığını da biliyoruz. Yüz milyonlarca dolarlık bir masraf yapıp o modüler sistemler, değil mi? O modüler sistemlerle oraya 320 milyon dolarlık bir platform kurması ve hocamın da anlattığı gibi orada aslında zırhlı araçların geçebileceği rampalar yapması, göstermelik ve sembolik olarak da bugün insani yardımın fotoğraflarını servis etmesi aslında o niyeti değiştirmiyor. Bin asker nerede lojistik yapacak? İşte nerede kalacak? Onların yerleri yapılacak. Bir süre sonra tabii ki denizden kuşatılmış olacak. Zaten Refah tarafından İsrail kuşatmış durumda ve o proje adım adım ilerliyor. Yani ben de aynı şeyi söyleyecektim. Coşkun Hocam söyledi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar maliyete girmesine neden yok insani yardım için. Hem doğrudan temin edebilir, doğrudan temin etmese bile oradaki yardım malzemelerini aslında, yani sözünü çok rahat dinleyebilecek, tırnak içinde söylüyorum, İsrail'i ikna edebilir. Yani İsrail'i ikna eder, oradan yardımlar rahat bir şekilde girer. Ama bunun böyle olmadığını çok iyi anlıyoruz. Yani şöyle bir devletten bahsediyoruz Fatih Bey. Uçak gemilerini oraya getirip soykırıma bekçilik yaptıran bir devletten bahsediyoruz. Ve aynı devletten biz insani yardım yaptığı yönünde iddialarını dinliyoruz. Ya şey diyor adama, işte geçen hafta muhabir arkadaşım Ali Artmaz, Washington muhabirimiz, dışişleri sözcüsüne, sözcü yardımcısı. Çok güzel bir soruydu, evet. Yani sordu işte, ya dedi bunların, yani bu burada yorum yok dedi yani. Burada ya soykırım vardır ya da yoktur, ama bu raporlar, uluslararası hukuk bize gösteriyor ki burada soykırım var. Siz ne diyorsunuz dedi. Tabii ki alacağı cevabı biliyor da çok önemli bir gündem maddesi oldu. Ne, burada diyor hani sivillerin kasten öldürüldüğüne dair elimizde bir kanıt yok. Yani klasik Amerikan politikası. Çok yani güzel. Orada net böyle zaman zaman böyle umutlanıyoruz. Yani umut fakirin ekmeği demişler. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar geliyor. İsrail'in yani sivil ayrımı gözetmeden katliam yaptığına dönük zaman zaman bazı yetkililerin açıklamaları geliyor, değil mi hocam? Ama ondan sonrasında bir devamında bir açıklama var. Soykırım olduğuna dair herhangi bir izlenim almadıklarını söylüyorlar. Ne bileyim, 900 kiloluk bombaları bir anda yasaklar gibi yapıyorlar. 200 kiloluk bombaları veriyorlar. Bunlarla öldürmeye devam edin diyorlar. Daha sonra onları da vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla ortada bir oyun var. Ben bu aşamada Fatih Bey, yani konuyla çok yakından ilgili olmayabilir ama sonuç ona doğru gidecek gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ama çok da bazı kesimlerin ben niye eleştirdiklerini de anlamadığım bir açıklaması var. İsrail'in arz-ı mevut yönündeki bir şey var biliyorsunuz. Vaat edilmiş topraklar yönünde bir çabası söz konusu. Yani bunu ben 7 Ekim'den sonra ete kemiğe büründürdüklerini... Tabii canım. Tabii. Yani bunu söylüyor adamlar, değil mi? Hocam tabii. Yani... Eskiden komplo teorisiydi. Öyle şimdi zannedim. Artık net görüyoruz Fatih Bey. Yani şundan dolayı net görüyoruz. Artık bakanlar, Gantz olsun, Galant olsun, tek tek itiraf ediyorlar. Netanyahu şeyden, Tevrat'tan bölümler okuyor. Bunu neden kendilerine vaat edildiğini, hatta Anadolu topraklarına kadar uzandığını biliyoruz. Orada bölge içerisinde daha önce de konuştuk. Yumuşatılmış devletler var. Lübnan gibi, Suriye gibi. Yani şimdi İran'da da istikrarsızlık olursa belki bunda daha böyle rahat hareket edebilecekler. Kendi içiyle tabii meşgul olmak zorunda bırakılan devletler aynı zamanda. Tabii tabii Fatih Bey. Kendi işe durumlarıyla meşgulken bunu çok daha rahat yapabilirler. Şimdi biz bir burada liman inşa edildiğini düşünüyoruz ama o liman inşasıyla birlikte Gazze projesinin bir aşamasına geldiklerini düşünüyorlar belki. Peki. Ondan sonra nereye gelecekler, nereye geleceklerini biliyoruz, görüyoruz. Ama sizin söylediğiniz gibi, Zeynep hocamın söylediği gibi Kurdish led state dediniz değil mi? State led dediniz değil mi? O devletçik de belki bu amaca hizmet eden bir parça. Tabii. Bunu da görmek lazım. Şimdi birazdan iç gündeme geçeceğim. Geçeceğim iç gündem maddesi de aslında konuştuklarımızdan çok ayrı değil. Buyurun hocam, bir şey mi söyleyeceğim? O zaman şu Yiğit'in hakkını vereyim. Sevgili Samet'in şu sözü beni çok etkilemişti. Geçici liman, kalıcı işgal. Evet. Bu işin anahtar formülü o. Hadi bakalım Samet. Evet, ne güzel bir kaç. Evet, yayın öncesi. Patent hakkı ona ait ama ben bunu aldım. Her yerde de kullanacağım. Geçici liman, kalıcı işgal mi? Heh. Şimdi bir de Amerika'nın zihniyetini anlatmak için çok önemli bir örnek vereyim. Lindsey Graham, bildiğimiz bir isim. Hı-hı. Geçtiğimiz gün bak kullandığı cümleyi o aynen okuyorum. Kongre. Evet, senatör. Yani öyle diyebiliyoruz. Evet. Öyle kendini lanse ediyor. Ama şunu okudum mu, insan mı diye sorgularsınız değerli hocam. Hani bırakın senatörü. Amerika senatör Lindsey Graham aynen şöyle söylüyor.
Pearl Harbor'dan sonra millet olarak yıkımla karşı karşıya kaldığımızda Hiroşima ve Nagasaki'yi nükleer silahlarla bombalayarak savaşı bitirmeye karar verdik. Ve bu doğru bir karardı diyor. Devam ediyor. İsrail'e savaşı bitirmek için ihtiyaç duyduğu bombaları verelim diyor. Bunun Türkçesi nükleere kapıyı açarız sana demeye getiriyor. Tabii yani. Bak bu yeni de. Şimdi şaşırdık mı? Şaşırmadık onu diyorum yani. Bu adamın çok enteresan lafları var. Başka lafları da var hocam biliyorsunuz yani. Bildiğiniz bu adam. Mantar gibiler. İnsan değil yani bambaşka bir şey. Mantar gibiler. Peki. Bugün Graham yarın bir Kirby. Öbür gün Blinken. Öbür gün Biden. Her gün biriyle uğraşıyor. Şimdi iç gündeme geçmeden önce bu bölümü sizinle toparlayıcı bir yorumla kapatmak istiyorum bu bölümü hocam. Liman çünkü hadisesi. Liman, Gazze meselesi çünkü başta çizdiğiniz çerçeveye tam oturdu bizim konuştuklarımız. Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatleridir esas belirleyici olan demiştiniz ya. Tabii ben de Ercan Bey gibi düşünüyorum. Ete kemiğe büründürüyorlar artık bütün planları. Bundan evvel biz hep komplo teorisi diye adlandırdığımız hadiseler şimdi çok somut bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bence Amerika'nın buradaki mesela bu Gazze sahili niye bu kadar önemli? Mesela sizler konuşurken o geldi aklıma. Demek ki denizlerde çok önemli bir çatışma olasılığına hazırlanıyor diye düşünüyorum Amerika'yı. Onların biliyorsunuz güvenlik belgesinde Çin rakip, Rusya düşmandı. Şimdi Rusya'yı zayıflattılar. Önemli ölçüde bilmiyorum. Rakamlar yok tabii bende ama Putin biliyorsunuz savaş ilan etti en son Amerika'ya. Hı hı. Ve Amerika'nın da istediği buydu. Ukrayna ile meşgul etti onları. Ama esas rakibi olarak Çin var. Ben bu denizlerde Çin'in üstünlüğünden çok rahatsız olan bir Amerika görüyorum naçizane ve bu konuda tedbirler aldığını düşünüyorum. Yani Doğu Akdeniz'e sıcak denizlere inmesini engellemeye çalışıyor anladığım kadarıyla Çin'i. Babil Mendeb Boğazı İsrail için her zaman çok önemlidir. Enerji yollarını ele geçirmek istiyorlar. Bakın aslında burada bizim çok dikkat etmemiz lazım. Ege Denizi ve Boğazlar da bence onların her zaman gündeminde olacağını düşünüyorum. Tabii. Çünkü Karadeniz çok Amerika'nın şeysi içerisinde dikkatini de Karadeniz'e teksif etmişler. Karadeniz çok önemli. Dede Ağaca, Romanya'ya boşuna silah yığmıyorlar. Sadece bizim için değil, Rusya'yı da buradan ötelemek için bir iç deniz Karadeniz onu da kontrol etmek istiyorlar. Dolayısıyla bizim bu deniz yollarına çok dikkat etmemiz lazım. Cihat Yaycı'nın da kulaklarını çınlatayım. Bu mavi vatan kavramını ilk o ortaya attı. Hı hı. Hakikaten denizlerde bizi çok ötelemek istiyorlar. Burada kendi hakimiyetlerini kurmak istiyorlar. Kim bunlar? Amerika ve müttefikleri. Bunun içine maalesef Yunanistan da giriyor. Garnizon devlet olarak ben Yunanistan'ı da katabilirim. İsrail diyoruz ama hatırlayalım neler olup bittiğini kısa zaman önce. Dolayısıyla ben burada mesela şeyi de Fatih Bey uzatıyor muyum bilmiyorum ama reisinin ölümünden sonra İran'a başsağlığı dileyen ülkelere bakın. Sizin de dikkatinizi çekti evet, mi bilmiyorum. Çekti. Hep mesela mesela Hindistan başsağlığı diledi, Pakistan diledi, Rusya diledi, biz öyle. Yani sanki bu başsağlığı dileklerinden bile o haritada güçler dağılımını görüyorsunuz. Ama o çok önemli bir gösterge gerçekten değil mi? Yaz önemli bir gösterge. Yani çıkar çatışmasındaki güçler dağılımını, bloklaşmayı dediğiniz gibi Coşkun Bey, bu başsağlığı mesajları vasıtasıyla da çok net görebiliyorsunuz. Amerika ne diyor hocam? Üzüntü demiyor, pardon. Bilgilendirildi başkan, takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Öyle diyor değil mi? Evet. Tabii tabii. Yani ben Almanya, Fransa onları çok şey yapamadım ama tabii ki Amerika ve İsrail hiçbir şekilde başsağlığı dilemedi. Evet. Bu bile çok önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Şimdi, siz takip ettiniz mi? Almanya, Fransa, İngiltere
Avrupa Birliği'nden şöyle mesajlar geldi hocam. Haberleşme sistemini açtık dediler. Ama taziye mesajı olarak duymadım. Ben de duymadım. Yanılıyor olabilirim ama İnşallah yanılıyorum. Ama bir yardımda bulunacaklarını söylediler. Haberleşme sistemini açtık filan dediler. Evet. Şimdi bu konuyu iç gündeme nasıl bağlayabilirsin diye sorulduğunda ben hemen şu cevabı veririm. Siz Akdeniz'e açılan, denize açılan bir ne dediniz? Hani iki sütun vardı. Biri İsrail'di, biri de Kurdish statelet. Yani şimdi biz ona izin vermedik. Biz vermedik. Biz o çarkı bozduk. Evet. Şimdi biz de hedefteyiz. Biz de hedefteydik. Ama bu iş yani Erdoğan'ın Türkiye'si hedefte yalnız. Tabii. Şimdi 2014 yılına gidersek neler yaşandı o dönemde? Bu konuyla ilintili değil mi? 6-8 Ekim. Tabii ki 6-8 Ekim. Olaylarına gideceğim. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6-8 Ekim olaylarının protesto gösterisi olmadığını bir kez daha vurguladı. 6-8 Ekim hadisesi bir terör kalkışmasıdır dedi. Mahkeme kararıyla ilgili haddini aşan açıklamaları tasvip etmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör kalkışmasını aklamaya çalışmak hukuka hakarettir mesajını paylaştı. 6-8 Ekim hadisesi asla bir protesto gösterisi değil. 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü bir terör kalkışmasıdır. 6-8 Ekim olaylarını kışkırtanlar, yönlendirenler, azmettirenler, milletimize böyle bir acıyı yaşatanlar bellidir. Hukuk elbette bunlardan hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilerek terör kalkışmasının aklanmaya çalışılması her şeyden önce hukuka ve demokrasiye hakarettir. 6-8 Ekim olaylarını kimse mazur ve meşru gösteremez. Mahkeme kararıyla ilgili haddi aşan yorumları tasvip etmiyoruz. Karar kayıplarının acısıyla son 10 yıldır Kerbela'ya dönmüş yüreklere su serpmiş, adaletin tecellisine olan inancı yeniden güçlendirmiştir. İslam girişiminden 10 yıl sonra, geç de olsa, hakkın yerini bulduğunu görüyor. Bundan da mağdurlar ve demokrasimiz adına memnuniyet duyuyoruz. Sokakları kan gölüne çevirerek bu ülkede siyaset yapılmayacağını artık herkesin anlamasını ümit ediyoruz. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Bununla ilgili bir tur konuşmak istiyorum. İlk olarak sırayı bozup sizden başlayacağım. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakikaten önemli mesajlar veriyor. 10 yıllık bir geçmişi olan bir meseleden bahsediyoruz. Hatırlamakta, hatırlatmakta ve yorumlamakta yarar var diye düşünüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları çerçevesinde. Fatih Bey, şimdi o gün tartışılıyor ve bu verilen cezalar tartışılıyor. Verilen cezalara ideolojik gözlükle bakmazsanız net bir şekilde görüyorsunuz ki orada yaşananlar bir terör eylemiydi. Ben de Cumhurbaşkanı ile birebir aynı düşünüyorum. Hatta verilen cezaların bir kısmının ben eksik olduğunu da yani şahsi olarak düşünüyorum. Şundan dolayı şimdi orada mesela bir çağrı vardı. Çağrının öncesine gidersek eşyanın tabiatına aykırı bir düşünce sonucu ortaya çıktı. O da neydi? Bizim 40 bin canımıza mal olan terör örgütü PKK'nın bir kolunu biz orada kurtarmak için sözüm ona ülkemizden bir transit hat açacağız. Başka bir terör örgütüne karşı bizim canımızı yakan PKK'nın kolunu yapmak için, korumak için bizden istenen buydu. Bu bir kere eşyanın tabiatına aykırı birincisi bu. İkincisi DAEŞ, IŞİD dediğiniz zaten o da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir aparatı. Tıpkı FETÖ gibi, tıpkı PKK gibi. 2014 yılında zaten biz FETÖ ile de mücadele ediyorduk. PKK ile mücadele ediyorduk. PKK'nın şehir koluyla mücadele ediyorduk. Ve orada HDP-MYK'dan bir karar çıkartıldı. Ve o karar açıklandığında iki eş genel başkan dediler ki halkımızı sokağa davet ediyoruz. Sokakları işgal etmeye davet Sırtımızı ediyoruz. Sırtımızı yaslamışız. Dediler. Tabii. Zaten Figen Yüksekdağ'ın da açıklamaları var. Tabii. Sırtlarını terör örgütüne yaslamış bir gruptan
parti görünümlü bir gruptan bahsediyoruz. Evet. Bunları açık açık söylemek lazım. Yani parti görünümlü terör örgütünün siyasi uzantısından bahsediyoruz. Onlar dışarıda neler yaptılar? Onlarca canımıza mal oldular. Yasin Börü gibi nice katliamlara imza attılar. Ve daha sonra bir nedamet belirtisi dahi görmedik. Tabii. Bunu açık açık vurgulamak lazım. O süreç içerisinde neler olduğunu insanlar o günün gitsinler yayın organlarına, haberlerine baksınlar ve görsünler. Hiç kimse orada sokak çağrısı olmadığını, yani sokak çağrısından sonra zaten Murat Karayalan'ın öncesinde bir açıklaması var. Terör örgütü elebaşlarından birisi. O sokağa davet ediyor, sonrasında HDP'liler sokağa davet ediyorlar. Ve sonra böyle bir hadise yaşanıyor. Bu elim hadiseden sonra da tamam yıllar geçti, iddianame hazırlandı. Böyle bir şey ortaya çıktı, böyle bir ceza ortaya çıktı. Toplum vicdanında zaten insanlar ne olduğunu biliyor. Evet hukukçu değiliz ama kusura bakmasın aptal da değiliz yani. Ne olduğunu görebiliyoruz. Oradaki görüntüler ortada. Siz bir kısmını verebiliyorsunuz. Sokakları yaktılar, yıktılar. 197 okul yandı. Tabii. İş yerleri yakıldı. Onlarca canımıza mal olmasının yanı sıra hali hazırda sakat kalan insanlar var. Yasin Börü'yü 3. kata çıkardılar, bıçakladılar ve oradan attılar. 72, üzerinden de arabayla geçtiler. 72 bıçak darbesi oldu. İnanılır gibi değil. Yani bu gibi hadiselere imza atması PKK'nın hiçbir şekilde bizi şaşırtmıyor. Ama buna azmettirenlerin burada pişkince davranması, ya Fatih Bey sözümü tamamlayacağım ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Buyurun lütfen. Yani bazı gruplar, bazı insanlar tabiatlarının gereğini yerine getiriyorlar. Onlara diyecek bir şey bulamıyorum. Onlar zaten terörist ve terörist destekçisi. Ama Türkiye'de makul olarak bildiğimiz insanlar ve siyasilerin bu dava sonucunda ne vardı, ne yaptılar diye soruyor olmalarını ben açıkçası anlayamıyorum. Bunun sağcılıkla, solculukla, sosyal demokratlıkla, CHP'likle, AK Partililikle hiçbir alakası yok. Bu bir terörü azmettirme eylemidir diye düşünüyorum naçizane. Çok önemli bir değerlendirme yaptı. Hakikaten de özeti bu galiba değil mi Sayın Başbuğ? Siz ne dersiniz? Şimdi şu görüntüleri verdiniz ya o kadar iyi bir iş yaptınız ki insan onu çabuk unutuyor. Hemen o günlere gidiverdik. Şimdi sevgili Fatih şöyle bir hayal kuralım. Şu an ben mikrofon bende. Eksik olmayın. Buradan bir şans tanıyorsunuz. Desem ki ben bu mikrofondan. Ey Türk milleti dökülün sokaklara. Ne biliyorsanız yakın. Ne buluyorsanız yıkın. Kobani düşerse Ankara düşer. Herkes sokaklara. Halkı, teşkilatları sokaklara davet ediyoruz. İsyan edin. Desem ve şu görüntüler olsa. Sadece okul sayısını verdi Ercan Hocam. Bak sadece okul. İşte şu an 197 okul. Bak şu an görüntüde kamuya ait yerler yanıyor. Polis araçları taşlanıyor. Her yer taş ve kan gölü. Ve bunu da yapan 3-5 tane soysuz. Sonra ben desem ki ne var kardeşim bu adamların yaptığı ne var? Bu yargı siyasi bir yargı. Bu karar siyasi bir karar. Bu dava siyasi bir dava desem. Ya şimdi bak şu görüntüleri seyreden akademisyen olmasına, siyasetçi olmasına, mürekkep yalamasına gerek yok. Alt düzey zeka seviyesindeki biri yani şöyle az buçuk kafa bir şeylere çalıştığı an şuradaki tablonun müsebbibinin kim olduğunu anlar ve vicdanında hükmünü verir. Hangi ülkede siz şunları yaparsınız da size yargılama hakkını verirler? Bak hiç öteye gitmiyorum. Yargılama hakkından bahsediyorum. Tabii. Hangi ülkede ülkeyi bu hale sokarsınız da o ülke size böyle pamuğa sarıp yargının önüne çıkarıp buyur savun kendini dedirtir. Tozunu bulamazsınız. Bak örnekleri var. Avrupa'nın o demokrasi beşiğim diye geçinen avari ülkeler. İspanya'da işte İspanya örneği. Belçika'ya kaçtı. ETA. Hocam nefes aldırmazlar. Ki adını unuttum şimdi. Batasuna'yı kapatma nedenleri kınamamak. Terörü kınamamak. Sadece o. Sadece o. Ben burada söylüyorum, itiraf da ediyorum. Türkiye haddinden fazla özgür. Evet bence de. Aynı İngiltere'de gibi. Sıkıysa böyle bir şey olsun. İngiliz devleti dümdüz eder. Hocam bak Amerika'da daha yeni ya Gazze. Verilebilecek en insani tepki. Oturuyor, slogan atıyor, bir tane elinde pankart, başka hiçbir iş yok. Ya atla kafa göz, yani nefes aldırmadılar. Ona daha tahammül edemeyen bir batı. Böyle bir şey yaşayacaklar var onlarca ya. Onlarca can gitti, yüz milyonlarca dolar yani. Yasin Börü, kine bakar mısın ya?
bıçaklıyorsun. Kaç darbeydi? 72. 72. Bak ufacık çocuk. Peki neden Yasin Börü'be? Yani o çocuğu niye... Ona denk geldi değerli hocam. Yani illa edep bu değil. Çünkü gözünü kan bürümüş bunların. Ya o... Yani çocuk işte kurban, kurban eti dağıtıyor sırasında. Kurban arkadaşlarını da öldürüyorlar. Yani kurban eti dağıtırken. Tabii. Çünkü bunlar din düşmanı, bunlar devlet düşmanı, bunlar insan düşmanı, bunlar Kürt düşmanı, bunlar Türk düşmanı. Bunlar mahlukat. Ya kine bakar mısın? Ben şimdi hayalini kuramıyorum. 72 defa bıçaklayacağım. İçim dahası da var. Yani. Daha neler neler. Aşağı atacağım. Tabii tabii. Yetmeyecek, arabayla üstünden geçeceğim. Ben bunu bir tek Gazze'de gördüm bu kini. İsrail'de, Yahudi'de gördüm. Bak bir tek orada gördüm ben bu kini. Bu normal bir şey değil. Geçtiğimiz günlerde kıyas yaptık. Gazze'de bebekler, anneler, gençler kundakta bombalanıyor, bombalanıyor. Aynısını PKK yaptı. Ben bir zati şahidiyim. Mesela yeni başlamışım. Köyler yakıldı. Kundakta bebekler kurşunlandı. Hamile kadınlar süngüden geçirildi. Bıçaklandı. Bunları yapanlar işte sözde Kürt haklarını savunuyorum diye ortalıklarda gezindi. Al. Katlettiği topraklar, coğrafyalar Doğu ve Güneydoğu illerimiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkışmasıydı bu. Tabii. Ben hep söylüyorum. Bizim 3 tane kritik badiremiz oldu Cumhuriyet tarihinde. 15 Temmuz en büyüğü. Allah'a şükür atlattık. Bundan sonra gelen bu 6-8 Ekim olayları ve ardından Gezi. Bunlar çok büyük kalkışmaydı. Çok büyük kışkırtmaydı ve dış destekliydi. Şimdi 6-8 Ekim, 9 Ekim'de aslında şu davanın mahkemede, hani mahkeme 10 yıl sürdü. Ben onu da eleştirdim. Eleştiriyorum da halen. Niye bu kadar uzadı diye. Bu davayı normalde 9 Ekim'de millet vicdanla bitirdi. Evet. Hepsi katil. Bu savunulan kişilerin hepsi terörist ve hepsi de ülke düşmanı. Buna Demirtaş da dahil. Peki. Dolayısıyla böylesi bir aklı, böylesi bir yapıyı savunmak inan ne ilimle, ne bilimle, ne siyasetle, ne akılla örtüşmüyor. Peki efendim. Çok teşekkürler. Son 4 dakikamı sayın hocama ayırdım. Zamanını hocam bu arada ama. Ülkemizin 35 ili, 96 ilçesi, 131 yerleşim biriminde sokaklar, dükkanlar, okullar ateşe verilmiş, masumların kanı akıtılmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ifadesinde. Fatih Bey, ben de o yılları size hatırlatayım. 2013'te hatırlarsanız Gezi olayları vardı. Ondan 17, sonra 17-25 vardı. 2013 yılı bizim IMF'ye borcumuzu bitirdiğimiz yıldı. Evet. Ve 1 dolar 1 lira 25 kuruştu. Sonra ama aynı şekilde de FETÖ'nün artık kurumların içerisinde en canavar hale geldiği dönemdi. 2014 yılında da biz IŞİD'in Musul Başkonsolosluğumuzu işgal etmesiyle IŞİD'i tanıdık hatırlarsanız. Evet. Ve o 2014'ün Ekim'ine Kasım'ına kadar da biz IŞİD'i karşımıza almak istemedik. Çünkü Musul Konsolosluğundan hala ne kadar sürdü şimdi çok iyi hatırlayamadım. Bayağı sürdü hocam. Çok evet. Sürdü. Evet. Ve sonra rehineler vardı. Rehineler vardı ve biz çok eleştirilmiştik. Dediler ki Türkiye IŞİD'e destek veriyor. Hiç alakası yoktu halbuki ve Kobani'yi de kuşatmıştı IŞİD. Sonrasında 2014 zaten yılında dedi, en fazla zarar gören ülke biz olmadık mı yani? Biz olduk tabii ki. Şimdi 2014'te ben şu kareleri görürken devletin içeriden zayıflatıldığı yıllar olarak 2014'ü. Sonra da 2015'i hatırlayalım efendim. FETÖ de var bunun için. FETÖ var ve PKK. Bakın bu da ikisi birden, iki taraftan Türkiye'yi kuşatmıştı. Bizim istihbaratımız çok zayıftı hatırlayın. 2015-2014 istihbarat açığı veriyorduk. Bugün aynı İran'da olduğu gibi 2015'teki patlamalar, 2016'dan 2017'ye geçtik, o patlamalar bitti ve 15 Temmuz'dan sonra biz istihbaratımızı... Öncesinde 2015 yılındaki Hendek olayları, Hendek olayları, devamı. Ankara Garı patlaması, tabii. İzmir, tabii, tabii. İstanbul Beşiktaş Stadyumu'nun oradaki... Ankara Kızılay... Kızılay, yani şey o gece kulübünün adını unuttum şimdi Türkiye, tabii. İstanbul'daki... Yılbaşındaki Reyna patlaması. Ya bunlar bize devletin zayıfladığını, istihbarat açığının verdiğini ve içeriden bizi... toplumsal olarak insanların hepimizin başına geleni evet. Söylüyorum.
O zaman bir ihtiyacı olduğu zaman bir alışveriş merkezine gitmekten imtina ettiği zamanları yaşadık. Aman evet, bir alışveriş merkezine gitmeyin denildiği zamanları yaşadık. Doğru. Bunları yaşattılar. Baksana şu halleri. Tabii, tabii. Değil mi? Sevgili dolayısıyla Fatih, bu işte o olayların içindeki en acıklılarından bir tanesi. Hatta ben bu olaylardan sonra Van'da 100. Yıl Üniversitesi'nde bir konferansta davetliydik. Bir otelde kalıyorduk. Yani bize öyle yer göstermişlerdi. Bütün polis kaynıyordu. Van da çok fenaydı o zaman. Bu, yani devletin zafiyetinin olduğu an PKK çıkıyor ortaya işte. Bu caniler ortaya çıkıyor ama ben bir soru sorarak bitireyim konuşmamı. Madem bu kadar PKK'nın uzantısı bir parti var, niye mecliste bu parti hiçbir iş yapmadan tamamen PKK'nın emrinde konuşmalar yapıyor kürsüden? Bu da beni bir vatandaş olarak yaralıyor ve onların aldığı maaşları da benim vergilerimden aldıkları maaşları da helal etmiyor. Bu soruyu taşlandırayım. Bu soruyu lütfen son yani 40 saniye helal soruyu taşlandırayım. Öyle bir soru. Taşlandırın hemen yani 20 saniye. Bu parti niye kapatılmaz? O da ayrı bir vesika. Tabii. Yani bu sorunun cevabı için en az 3 saatlik daha program evet, yapmak lazım. Hakikaten yani, çok önemli bir noktaydı Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Oktav sağolunuz. Sayın Başbuğ çok sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Sayın Gürses her zaman olduğu gibi bizimle beraber. Çok teşekkür ederiz. Sevgili gazeteci büyüğümüz sağolunuz. Sayın seyirciler sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten her akşam birbirinden önemli konuları birinci sayfanın masasına yatırıyoruz. Sizler de bizi dikkatle takip ediyorsunuz. Sağolunuz, var olunuz. Saat başında Gece Bakışı ile Hande Koçyiğit karşınızda olacak. Bizden şimdilik bu kadar. İyi geceler değerli izleyenler.